Hanımefendiler, beyefendiler, 75 bin lira ödülü ve yeni yarışmacılarıyla Zuhal Topal'la Yemekteyiz de haftanın ilk günü başlıyor. Şimdi gelin ilk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Halil Aksakal, 34 yaşında, bekar, aslen Manisalı. Sevkiyat uzmanı beyefendi hamuru elleriyle dize getiriyor, tatlıda kendine asla rakip tanımıyor. Beyefendi et yemeklerinde de iddiasını gösteriyor ve 75 bini şimdiden cepte görüyor. Salı günü yarışmacımız Nazlı Aydın Uçar, 35 yaşında, iki çocuk annesi, aslen Giresunlu. Test uzmanı hanımefendi plaza kadını çizgisinden asla ödün vermiyor, pratik lezzetleriyle herkesi şaşırtıyor. Hanımefendi el lezzetine çok güveniyor ve rakiplerine bay bay diyor. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum çünkü hepsinin başarıya ihtiyacı olacak. Çarşamba günü yarışmacımız Aysel Atış, 37 yaşında, 3 çocuk annesi, aslen Vanlı. Kafe işletmecisi hanımefendi hamur işleriyle adeta gövde gösterisi yapıyor, eleştirilere kocaman bir set çekiyor. Hanımefendi tecrübesine çok güveniyor ve rakiplerine çıkış kapısını gösteriyor. Kendime çok güveniyorum, 75 bin liranın ben alacağım. Perşembe günü yarışmacımız Salim Tırpan, 46 yaşında, 4 çocuk babası, aslen Kırklareli'li. Restoran danışmanı beyefendi tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor, et yemekleri ve hamur işleriyle lezzet sınırlarını zorluyor. Beyefendi tecrübesiyle rakiplerini korkutuyor ve 75 bin almak için herkese meydan okuyor. Bu hafta herkese zokayı yutturdum, çıtır 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 yiyeceğim hepsini. Cuma günü yarışmacımız Aytaç Adilova, 44 yaşında, bir çocuk annesi, aslen Azerbaycanlı. Gayrimenkul danışmanı hanımefendi tarzıyla çok konuşuluyor, yemekleriyle fark yaratıyor. Hanımefendi bu hafta çok konuşulacak gibi görünüyor ve 75 bini kimseye kaptırmak istemiyor. İddialıyım kesinlikle. Düne kadar titriyordum. Dün uçtum. Bugün aslen Manisalı yarışmacımız Halil'le beraberiz. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim Gürbüz, sen nasılsın? Bomba gibiyim. Halil'cim seni biraz tanıyalım. Nereden geliyorsun, neler yapıyorsun anlat lütfen. İzmir'den geliyorum Gürbüz. Aslen Manisalıyım. Kökenim Makedonya'ya dayanıyor. 34 yaşındayım. Evli misin? Bekarım. Evlenmedim daha. Gerek de yok evlenmeye. Kafayı yemedim görüyorum. Nasıl yani? Yemedim kafayı. Evlenenleri görüyorum. Gerek yok. Saç kafasında saç kalmıyor. Annem baban oğlum artık evlen demiyor mu? Demezler mi? Her gün. Her gün. Evlen 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 evlen. Yok Gürbüz. Halil'cim ne iş yapıyorsun? Rüzgar türbinleri firmasında çalışıyorum Gürbüz. 7 yıldır. Bu arada kolunda dövmeler görüyorum. Aynen buradan böyle gidiyor buralarda arkalarda. Şöyle bir yakından bakayım. Göz var, kılıç var. Afrodit var. Sağlık sembolü var şurada. Burada hayatın başlangıcıyla böyle yukarı doğru bitişi gidiyor. Peki boynundaki ne? Burada da küçük bir kılıç var. Toplam 3 kılıcım var. Bir tane de şurada pusulam var. Gülüm var bir tane şurada. Niye gül? Gülü çok seviyorum yani. O zaman dikenine de katlanırsın. Tabii ki de. Halil'cim söyle bakalım. Neden yarışmaya katıldın? Gürbüz'den yani izliyorum. Çoğu zaman izliyorum. Burada yemek yapmadıkları için ben sinir oluyorum. O yüzden yemek yapmaya geldim. Buraya göstermeye geldim. Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Harika. Yani bütün arkadaşlarım, yani sosyal çevrem hepsi bilir benim yemeklerimi, nasıl yaptığımı. Yani herkes de çok beğeniyor. 10 yıldır tek yaşıyorum Gürbüz zaten. Yani bütün arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım da nasıl güzel yemek yaptığımı herkes de bilir yani. Peki sessiz, sakin bir karakter misin yoksa hakkını savunur musun? Hakkımı yedirmem. Hiçbir zamanda yedirmedim. Bu iş hayatımda da aynıdır. Yani şimdi de aynıdır. Kendi arkadaşlarım arasında da kimseye hakkını da yemem, yedirmem de. Gürbüz şöyle bir kötü özelliğim var. Ben durduk yere gülüyorum. Gülmeye başladım mı kriz geldi an bitti bende. Nasıl yani? Bildiğin gülüyorum. Gülme krizine giriyorum. Hadi ya. Sakinim ama böyle olduğuma bakma bir anda patlayabilirim. Onlar kavga ederken ben kahkaha patlatabilirim orada. İddialı mısın? İddialıyım Gürbüz. İzmir'den boşuna gelmedim. Esip, gürleyip parayı da alıp gideceğim Gürbüz. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümde tavuk suyu, un çorbası. El açması, çarşaf böreği. Vallahi bravo. Arkasından? Arkasından cevizli, yoğurtlu, semizotu,
kuzu incik, ya arkasından arpa şehriye pilavı, mevsim salata, kazan dibi tatlı. Bravo! Kazan dibini yapabilecek misin ya? Kazıya kazıya. Dibini kazıya kazıya yapacağım, göreceksin. Bunun için özel ders aldım gidip ustamdan. İş yerindeki ilgili arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ustam o ayarladı bana. Direkt beni gönderdi ustaya, gittim özel ders aldım. Yani bugün 4 gün içinde 10 kere kazan dibi yaptım ben. Vallahi tebrik ederim. İddialı bir menü. Evet. Hazır mısın? Dur, markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. 3, 2, 1 fırla. Koş Halil koş. Ama ben rakip olarak görmüyorum. Benim için lezzet çok önemlidir. Belki basit bir menü hazırlayabilir ama lezzeti çok yerinde olur. Dediğim gibi, ama çok zor bir menü yazıp da bunu yapamazsa benden hiç puan alamaz. Kendini boşuna savunmasın. Ve marketteyiz. Halil'cim neyle başlıyoruz? Portakal alıyorum, iki tane yoğurtlu semizim için. Sence ilk gün yarışmak avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı? Bence avantaj. Dezavantaj da olabilir ama avantajı daha büyük. Avantajı ne? Herkes mesela kameralar karşı daha çekingen davrandığı için. O yüzden dolayı yani bilmiyorum, benim avantajım var. Ben kendim yani daha rahatım böyle. Benim için daha güzel oldu. İstediğim gibi oldu. Portakal aldık. Başka neler alacaksın? Ispanak, soğan, sarımsak. Hadi alalım o zaman. Ahmet abi de buradaymış. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin ustam. Ispanak alacaktım iki demet ama. Ahmet abicim, yine reyonları düzenlemeye başlamışsın bakıyorum. Abi benim poşet uzmanlık alanım. İlk gün yarışmacımız Halil'i nasıl buldun? Genç, delikanlı, dinamik. Benim gibi aynı bana çekmiş. Maşallah ustam. Eyvallah. Bir tane daha poşet alayım ustam. Ver kardeş. Bugün ne yapıyorsun bizde? Kuzu incik, arpa pilavı eşliğinde. Öf. Rokamı. Yani beni unutma. Kendiniz yiyorsunuz ama burada da bir gariban var yani. Sana da paketleyip göndereceğim Mustafa. Eyvallah. Hep öyle diyoruz ama hiç görmedim. Böyle iddialı ama hakkını vererek yapabilecek misin? Kesinlikle. Ya yani bu çok denenmiş bir menü. Kaç kere denedim. Tatlı olarak kazan dibi yapacakmış Ahmet abi. Bugün 10. kazan dibi denişim olacak. İnşallah, inşallah. Ahmet abinin yardımlarıyla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Patates aldın mı? Aldım, soğan aldım, sarımsak aldım, seni otu aldım, ceviz alacağım. Cevizi sonra alırız. Önce yağları al istersen. Görüşürüz Ahmet abi. Eyvallah abi, kolay gelsin. Çorban tavuklu un çorbasıydı değil mi? Evet. Bu riskli bir çorba mı? Tabii ki de. Tavuğuyla kaynatacağım, onu bağlayacağım, edeceğim. Kesilme riski var. O yüzden dolayı yani riskli bir çorba bana göre yine de. Bu arada son gün yarışacak rakibin Aytaç Azerbaycanlıymış. Of. Yani kendime rakip kimseyi görmüyorum, öyle söyleyeyim Gürbüz. Ama Azerbaycan mutfağı güzel değil biliyorsun. Benim menüm de ağır bir menü. Hafif bir menüyü alınacak bir menü değil.
Benim önüme bir tavuk sote çıkarırsa bu benim hiç hoşuma gitmeyecek. Gerçekten orada da tepkimi koyarım. Yarışırken taktik yapacak mısın bakayım? Taktik yok, bam bam bam. Taktik yok. Her şey doğal. Peki ya gülme krizin tutarsa ne olacak? Korma. Girdiğim an çıkamayacağım. Orada işte patladığım nokta olacak tam yağlı. En çok nelere gülüyorsun mesela? Ya hiç çok salak bir şeye bile gülebiliyorum. Giderek yani gidiyor. Öyle söyleyeyim. Sütünü dağılan yarışmacımız et siparişini veriyor hemen. Ustam kolay gelsin. Bana 6 adet incik, kuzu incik. Orta boy, çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Tamam, tam bir porsiyonluk olsun yani. Bir de tavuk. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Bir parça. Tavuk göğsü bir parça. Ya çorbada kemikli et daha iyi olmaz mı? Ne dersin ustam? Çok şaşırtıcı. Bak buradan sen şimdi ne yapıyor musun? Orada kalçalı but veyahut da diğer buttan al. Tamam, kalçalı. Hafif yağlı olsun. Hadi hemen al gel bakalım. Çorba dediğin kemikli etten yapılır Halilciğim. Neyse ki sen dinledin. Seni dinlemeyenler ama yanıyor işte hep bu yüzden. Şimdi ne alacaksın? Hop baharatlarım. Yürü bir sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır, ne söyleyeceksin? Adamların sana sürprizi var. Bilgi alam, Birsel alam sana hediyeler gönderdi. Ne diyorsun? Umarım yemektir. İnşallah göreceksin bakalım. Süzme yoğurtları da aldık. Sen bir şeyler getirdin mi? Zeytinyağımı, salçamı, unumu, unum özel unum, o yüzden dolayı. Onu özel getirdim. E buradan da un aldı. Dursun, ne olur ne olmaz. Her türlü aksiliğe karşılık. Yani ne olur, yani hamurum tutmaz etmez. O zaman hadi devam edelim. Ceviz almayı unutma bu arada. Cevizlerim nerede cevizlerim? Ekmek alacağız Gürbüz. Nevin ablaya ekmek siparişini veren yarışmacımız hızla etlerini de alıyor hemen. Bak bakalım nasıl olmuş. Ustam, ellerine sağlık. Tam istediğin gibi mi? Harika. Yanında arpa şehriye pilavı olacak tabii değil mi? Tabii ki. Eksikleri tamamladık. Arpa şehriye alta, üstüne kuzu incikler. Mükemmel. Hadi şimdi doğru kasaya. Umarım bütçeyi geçmezsin. Geçersek de yapacak bir şey yok. Hazırlıklıyız. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 3.305. Oo. Ya ne yaptı? Gürbüz aramızda halleder miyiz? Ayıp ediyorsun. Tabii ki hallederiz. Gel hadi. Tamam. Yalnız bütçeyi 800 lira aştın ya. Yapacak bir şey yok. Menü mü ağır? Gel bakalım Halilciğim. Geldim Gürbüz. Koy bakalım torbaları şöyle. Gürbüz sen bunları ayarla, ben gidiyorum. Anlaştık. Yarışmacı menüsü fena değil. Tabii ki sıkı bir yarışmacı gibi gözüküyor. Ama tabii eleştireceğim. Bu eleştirmeyeceğim anlamına gelmeyecek. Didikleyeceğim, tatlarına bakacağım. Her şeyi yapıyor demek, güzel bir menü sunuyor demek, güzel yemekler çıkaracağı anlamına gelmez. Tatlarıyla, tuzlarıyla değerlendireceğim. Ama benim tahminime göre bu menüyü seçen ev hanımı olabilir. 35 yaşı üstleri. Ev hanımı hani yemekle ilgisi olan biri diye düşünüyorum. Gürbüz sana alamların ikramını getirdi. Ay 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 ay. Hani şu markette bahsettiğin hediyeler değil mi? Şimdi hangi halan ne gönderdi anlat bakalım. Birsen halam sana lor kurabiyesi yaptı. Adı ne dedin? Birsen. Birsen halacığıma benden sevgiler selamlar. Sevgiler selamlar Birsen halama. O zaman hemen bir tane alıp kalanı da ekibe teslim edeyim. Ekibimiz adına tekrar çok teşekkür ediyorum. Diğeri nedir? Bilgi halamdan da sana sarma. Oy 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 oy. Bunu Bilgi halan mı yaptı? Evet. Bilgi halacığım ellerinize sağlık. Vallahi harika görünüyor. Halilciğim çok teşekkür ediyorum. Halanlar çok nazik gerçekten. O zaman bunu da hemen ekibe teslim ediyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz. Artık başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. O kapağı da alayım istersen. Şimdi neyle başlayacağız? İlk önce masamı yapacağım Gürbüz. Masamı kuracağım. Oradan sonra direkt tatlımın sütlük ocağa koyacağım. Çorbamın tavuğunu açlayacağım. İnciklerimi mühürleyip kapatacağım. Sonra böreğin hamuruna geçmek zorundayım. Önden haşlaman gereken bir şey yok mu yani? Haşlayacağım. Neyi haşlayacaksın? Tavukla. O zaman istersen önce tavukla inciyi ocağa koy. Onlar haşlanırken masanı hazırlarsın. Böylece zaman kazanmış olursun. Olur, o da olur. Hangisi daha mantıklı? Bana göre masayı kurup bir daha oraya dönmeme. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Koş hadi hemen masanı kur bakalım. Dur, örtüyü sermene yardım edeyim. Hah, işte oldu. Masadan puan kırar mısın?
Masadan dolayı puan kırmam ama özenli olmasına dikkat ederim. Yani ben masamın süslerine kadar İzmir'den getirdim. Yani herkes de kimisi kupkuru masa yapıyor. Masa düzeninde sadeliği sevmiyor musun? Sevmem. Özen gösterilmesi lazım tabii. Bir davet masası çünkü bu. Bir tık özen gerekiyor. Mumlarını ve çiçeklerini masaya koyan yarışmacımız tabaklarını da yerleştirmeye başlıyor hemen. Sen niye evlenmek istemiyorsun bakayım? Evlenmek kötü bir şey mi? Bu devirde evet. Hayda! Niye öyle düşünüyorsun? Bu devirde evlenmek kötü bir şey bence. Başına kötü bir şey mi geldi yoksa? 2 yıl öncesi... Yani tarihsiz bir olay yaşadım. Ne oldu? Nişan mı attın? Hayır, nişan atmadım. O evreye girmedim ama... Darbe yedim, öyle değil. Ya zor olmuştur eminim. Hayatımda bir insan için ağlayacağımı hiç düşünmezdim. Demek ki ağlayabiliyormuşum ve ağladım. Ne oldu peki? İşler niye bu hale geldi? Allah. Yapma ya! Ne diyorsun? Evet görürüz. Onun acısı yeri geçti. Ondan sonra bir daha da aşka tövbe etti. Kimseye güvenmiyor musun artık? Evet. Kumaş peçetelerin ve servis peçetelerinin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Evli olsaydın eşinin çalışmasını ister miydin yoksa evde otursun bana yemek yapsın mı derdin? Yani çalışmadan bu ekonomide nasıl geçince? İmkanı var mı? İzmir'de tek yaşıyorsun değil mi? Evet. Zor olmuyor mu tek yaşamak? Aa, benim için kolay. Ah, kafam rahat diyorsun. Tabii. Bir de benim gece hayatım çok fazla. Öyle mi? Tabii. Bu gelecek insanın da benim hayatıma uyum sağlaması gerek. Evliyken arkadaşlarınla dışarı mı çıkacaksın yani? Hayır, o da benimle çıkabilir. Sorun değil. Ama bir çatalımız yok. Sen şimdilik kendi çatalını koy, sonra alırsın. Yalnız Zuhal Hanım'a bıçak koymamışsın. Koyacağım. Oho! Bak şunların da bıçakları eksik. Ayarlayacağım şimdi hepsini. Ay, daha tatlı servisleri de yok. Kazan dibi neyle yenir? Nasıl neyle yenir? Yani çatalla mı yoksa kaşıkla mı yenir? Ben ikisini de koyacağım. Onların ağzına laf vermeyeceğim. Kazan dibini orijinal usulle yapacaksın değil mi? Evet, bunun için ustadan ders aldım bizzat. Hatta koca hafta çalıştım demiştin. Masa düzeni benim için çok önemli. Şöyle önemli, ben bir davet masasına gidiyorsam önce gözüm doyacak, sonra karnım doyacak. Dolayısıyla benim için özensiz bir masanın olması, yemeklerin mükemmel olması bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle dediğim gibi gözüm doyacak, sonrasında karnım doyacak ve masayı yetiştirememe durumu olduysa, eksik parçaları varsa kesinlikle eleştiririm. Masa düzeni benim için önemlidir. Sade ve şık olmasını isterim. Çok karmaşık bir masa istemem, beklemiyorum öyle bir şey. Yani öyle olmasını istemiyorum. Masada çiçek olabilir, olmayabilir. Ona da çok takılmam ama masa düzenine dikkat ederim. Masamız tamamdır Gürbüz. Ve masan? Masamız tamamdır Gürbüz. Tebrik ederim. Harika. O zaman hadi doğru mutfağa. Şimdi neyle başlıyoruz? Şimdi hemen tatlımız sütüne koy, ocağa koyacağım. Kazan dibi en sevilen ve zor tatlılardan biridir aslında. Şimdi madem dersini de aldın, kazan dibi nasıl yapılır anlat bize bakalım. Anlatacağım. İlk önce sütümü ocağa koyacağım. 2,5 litre sütüm kaynayacak. O arada ben diğer işlerimi halledeceğim. Kazan dibi için 2,5 litre süt ocakta kaynamaya bırakılıyor. Tavuklu un çorbası için üzerine su ve tuz eklenen tavuk butları haşlanmaya başlıyor. Yıkanan kuzu incikler havlu peçeteyle kurulanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Direkt inciklerimizi mühürlüyoruz. Menüyü halanlarla mı oluşturdun yoksa? Halamla oluşturdum. Vallahi çarşaf böreği iddialı bir seçim olmuş. Ama yaptığım bir börek. Hadi ya. Sen evde hamur mu açıyorsun? Evet. Ya işten hangi ara zaman bulup da hamur açıyorsun? Saat 10'da falan böyle. Akşam 10'da börek yapmışlığım var. Sabah işe giderken götürüp yiyorum. Kızları böyle mi tavlıyorsun yoksa? Kızları gece hayatımda tavlıyorum. Seni. Yalnız halanlar da izliyor şu an biliyorsun değil mi? Kızmasınlar sonra sana. Buraya gelirken hatta yani çok yani büyük bir orduyla geldim. Nasıl yani? Sabah tek başına geldin ama... Tek başıma gelmiş olabilirim ama görünmeyen gizli kahramanlarım var. İzmir'de, Manisa'da bir dünya insan var şu an. Hepsi de senden şey bekliyor, selam bekliyor. Ya...
Kim onlar? İsimlerini saysana. Hepsini mi sayayım? Vallahi hatırladıklarını say. Fadime teyzem. Fadime teyzeme selamlar. Gürbüzüze çok selam söyle, fotoğraf çekil onunla diyor, tamam. Mutlaka diyor. Çektiririz tabii. Tavada ters yüz edilen kuzu incikler mühürlenmeye devam ediyor. Çarşaf böreği için sapları kopartılan ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Hijyene önem veriyoruz bakıyorum. Suyunu boşaltıyorum Gürbüz. Çamurluk çıkıyor zaten bunda. Ters yüz edilerek mühürlenen kuzu incikler haşlanmak üzere düdüklü tencereye yerleştiriliyor. Üzerine sıcak su eklenen kuzu incikler düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Vallahi seni tebrik ediyorum. Aynı anda bir sürü şey yaptın. Yapmak zorundayım Gürbüz. Bayağı hızlısın. İnciğin pişiyor. Semizotlarını ve ıspanakları da yıkadın. Artık çarşaf böreğinin hamuruna geçsek mi, ne dersin? Ama hamura geçmem lazım bir an önce ki sütüm kaynıyor. Aa, o zaman kazan dibine mi yoksa böreğe mi geçeceğiz? Sütüm kaynadı. O yüzden tatlıya geçmek zorundayım artık. Tatlı mı hamur mu, hangisi? Hamuru yoğurayım ilk önce. Bu arada sütüm kaynamaya başladı. Ne yapalım? Onun altını kısabilirsin Gürbüz. Hemen kısıyorum. Neyse ki taşmadan yetiştim. Şimdi çarşaf böreğinin hamurunu hazırlamaya başladık. Tam içilmek kıvamında. Evet. Ne kadar un koydun? 3 bardak un koydum. 3 bardağı birazcık geçti. Bu marketten aldığın un mu yoksa senin getirdiğin mi? Evet, bu getirdiğim un benim. Peki bu unun özelliği ne? Bu baklavalık tamamen. Ha, baklavalık un. Bunu sen İzmir'den mi getirdin? Evet. Vallahi tebrik ederim. İzmirli olmak nasıl bir duygu? Harika. İzmirli olmak yaşanılır derler. Seviyor musun İzmir'i? İzmir'i çok seviyorum. Zaten çocukluğumdan beri sürekli çoğu zamanım orada geçmişti, çocukluğu falan. En son artık iş yerinden istifa ediyorum demeden arkamı dönüp gittim. İzmir'e yerleştim. Annem hatta Bodrum'daydı, babamın yanında. Annem beni aradı Manisa'ya geldiğinde. Neredesin dedi. İzmir'deyim dedim. Ne zaman geleceksin dedi. Gelmeyeceğim dedim. Bu arada çarşaf böreği hamurunun kıvamı nasıl olmalı? Yani bu kulak yumuşaklığı diyorlar ya, kulak memesi yumuşaklığı. Tamamen o şekilde olması zorunlu. Yalnız bu bana daha cıvık gibi geldi. Yo, cıvık zaten. Ha, onu azar azar ekliyorsun. Onu kalıplaştıracağım. Çarşaf böreğinin hamuru üzerine azar azar un eklenerek yoğruluyor. Yoğrulan hamurun üstü streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Sırada kazan dibinin diğer malzemeleri var. Bu kazan dibinin sırrı nedir? Tepsi yakmak. Tamamen tepsiyi yakmak. Şekerle mi? Kazıyarak. Göreceksin Gürbüz. Burada yaptılar mı daha önce bilmiyorum ama. Daha önce yapılmadı. Ben çok riskli bir tatlı seçtim. Herkesin yapacağı bir tatlı değil. Onu da burada kanıtlayacağım size. Ne kadar şeker koydun? 2,5 bardak. İçinde nişasta da var. Evet, sütçer. Bunu böyle armağanlıyoruz. Bu kadar bu. Şimdi bunun üzerine sütümüzü koyacağız. Ocakta karıştırmaya başlayacağız. Şimdi kazan dibinden ayrılamayacağım çünkü. O yüzden bu kadar hızlı hareket etmemin nedeni, tek nedeni o yüzdendi. Sütlü tatlılarda risk tabii. Kıvam alana kadar karıştıracak mısın? Nasıl olacak? Kıvam alacak zaten. Göreceksin, sakız gibi olacak o. Ondan sonra... Ben sana yardımcı olayım istersen. Nasıl yapalım? Bu sütü bunun üzerine dökebilir miyiz? İstersen ben karıştırayım, sen dök. Olur. Ben şu tarafa geçeyim, sen oradan sütü dökersin. Nişasta, pirinç unu, şeker ve süt sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Karışıma çok az krema ekleniyor. Kazan dibinin muhallebisi hazır. Sıra geldi tepsiyi yağlamaya. Tamamen bunu böyle her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Çok az. Tepsi parlayacak. Bu tepsiyi sen getirdin değil mi? Evet. 3 tane getirdim. Diğer tepsiler ne için? Şoklama yapacağım. Soğumasıyla ilgili sıkıntım var ya süre zarfım. O yüzden şoklama yapacağım. Nasıl yani? Tepsinin buzlu suyu atacağım. Buzumuz vardır inşallah. Vallahi bunu senin önceden düşünmen lazımdı Halilciğim. Neyse ki buzumuz var. Şanslısın. Harikasın Gürbüz. Bu arada tepsiye ne koydun? Çok az şeker attım Gürbüz. Kazan dibinin üzerindeki yanık tadı ve rengi bu şeker sağlayacak değil mi? Evet Gürbüz. Bak olayın asıl özü burada. Yağlanmış ve şeker serpilmiş tepsiye ince bir tabaka oluşturacak şekilde muhallebi dökülüyor. Olayı burada şimdi. Biraz daha dökelim hatta. Ve sonunda kazanın dibini yakıyor muyuz? Evet Gürbüz. Aman dikkat. Hiç olmaz Gürbüz. Yakmaya özellikle köşeden mi başladın? Evet. Sırayla gideceğim. O nedir? Spatula. Ne yapacaksın onunla? Kazıma işlemi Gürbüz. Kazan dibinin özelliği bu mu? Evet Gürbüz. Bunu ders aldığın ustadan mı öğrendin? Evet. Vay.
Peki elin yanmıyor mu? Yanıyor. Ya söylesene. Dur sana fırın eldiveni vereyim. Al şununla tut tepsiyi. Tavuk tenceresini arkaya alayım mı? Çok güzel olur Gürbüz. Bana müsaade edersen. Hemen hallediyorum. Önce ocağın altını yakayım. Ben de eldiven alayım. Tepsinin dibindeki şeker yavaşça karamelize olurken muhallebi yanmaması için spatulayla sürekli çekilerek karıştırılıyor. Ben orijinal bir kazandibi yapıyorum Gürbüz, gördüğünüz üzere. Farkındayım. Uyduruktan, zamanım kısıtlı olmasına rağmen riske girdim. Sütlü tatlı seçtim. Bu yanıyor şu an. Tepsimiz kalın olduğu için 2,5 milimlik tepsi. O yüzden şu an bak farkındaysan ne zamandır ateşin üzerinde ve yanmıyor. Farkındasın değil mi? Demek ki tepsinin kalınlığı da önemli. Yavaş yavaş şu kısımlar da karamelize olmaya başladı. Tabii bakar mısın? Tabaka oluşmaya başladı. Asıl püf noktası işte kazandibinin bu. Hiçbir yerde kabarcık olmayacak. Çektire çektire bu şekilde yapmamız gerekiyor ki kazandibinin kalitesini ortaya çıkarabilelim. Kazandibi ne kadar zahmetli bir tatlıymış. Takma kazandibi yapmadım. Ali'nin kazandibisi değil bu. Orijinal kazandibi. Kazandibi... Daha bak böreğim var açılacak, iç harcım var doğranacak. Daha benim sebzelerim var yıkanacak. Salata malzemem var. Ortada ne var? Hiçbir şey. Ama hepsi birden çıktı. Bu arada ne kadar zamanın geçti biliyor musun? Bilmiyorum Gürbüz, beni korkutma ama. Şu ana kadar geçen süren tam 1 saat 10 dakika. Gerçekten mi Gürbüz? 1 saat 20 dakikan kaldı. Ne diyorsun? Islanmam lazım ama bu tepsiden. Islanamıyorum şu an. Kazan dibi için muhallebi kısmı spatula ile sürekli çektirilip tepsinin tabanındaki şeker yavaş yavaş yakılarak karamelize ediliyor. Zahmet istiyorlarsa zahmet, risk istiyorlarsa risk, hop. Yemek istiyorlarsa yemek, her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Yemek yapmaya geldim ben buraya, kendimi göstermeye değil, reklama değil. Yalnız umarım yetiştirebilirsin. Yemek hakkını vermeye geldim. Tamam, ben bunu kapatmam lazım. Kalan muhallebi de kazan dibinin tepsisine dökülüyor. Kazan dibinin çabuk soğuması için daha büyük boydaki tepsiye soğuk su konuluyor. Kazan dibi tepsisi su dolu diğer tepsiye konularak şoklanıyor. Sırada çarşaf böreğinin hamuru var. Bu arada düdüklü için sana süreyi hatırlatayım. 50 dakika tut demiştin ya. Evet. Son 10 dakika kaldı. Yani kuzu incikler 40 dakikadır haşlanıyor. El açması çarşaf böreği. Öncelikle ne olduğunu bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımız tamamen muamma. Dolayısıyla içine bir şey almayı unutmuş da yedirmiş de olabilir. Yani bize bu şekilde de gelmiş olabilir. O yüzden tamamen önümüze gelene bakacağız. Evet, zor bir el ulaştırıcı olarak görünüyor ama ne kadar da daha öncesinde yaptığına da bağlı. Onun için kolay da olabilir. Tabii ki lezzetini biz kontrol edeceğiz. El açması olduğu için 10 numara diyemeyiz. Eğer el açmasını hakkıyla yapacaksan yap. Ama bana el açması deyip kuru bir şey getirirsen kusura bakma, o zaman hazır yufka kullansaydın derim. Şimdi çarşaf böreğini kaç bezeden yapacaksın? 4 beze yapacağım Gürbü. Peki hamuru gerçekten çarşafta mı büyüteceksin? Evet Gürbü. Çarşaf getirdin mi? Getirdim. Sofra bezimi getirdim. Vay! Hamuru ne güzel toparlıyorsun. Yemek işine girmeyi hiç düşündün mü? Hayır. Elde yuvarlanan bezeler merdane ile açılıyor.
75 bini kazanırsan ne yapacaksın? Bir kısmını sobak hayvanlarına. Yani bir şey daha var aslında. İyilik bulaşıcıdır. Onu söylesem mi? Yaklaşık benim bir yıldır evlat edindiğim bir çocuk var. Evlat edeyim de sahiplendiği. Gerçekten mi? Evet. Afrikalı bir çocuk. Annesi babası yok. Onun masraflarını üstlendim ben. Ya. Ona bakıyorum. Bir kısmını ona ayıracağım. Bir de Afrika'da su kuyusu açtıracağım. Annemle babamın adına. Açıldıktan sonra üzeri ayçiçek yağıyla yağlanan hamur cam kaba konuluyor. Çarşaf böreği için diğer hamurlar da aynı şekilde açılıp yağlanarak üst üste diziliyor. Bu arada Nazlı bence kendisi ev hanımıdır çünkü bir erkek çarşaf böreği açamaz demiş. Kimse beklemeyecek çünkü beni gören herkes demek ki şaşıracak. Vallahi sen gayet güzel açtın ama. Vallahi süpersin. Peki neden böyle vuruyorsun? Açılması için ve yağını yedirmek için. Şimdi ben bunu tekrar dinlenmeye alacağım. Çarşaf böreğinin iç harcı için ıspanak yaprakları doğranıyor. Doğranan ıspanakların üzerine bir tane soğan rendeleniyor. Hızla temizlenen tezgahın üzerine çarşaf böreğinin hamurlarını açmak için temiz masa örtüsü seriliyor. Baban ne iş yapıyor? Emekli. Ayrıca de servis şoförü. Peki nereden emekli? Kendi turizm firmamız vardı bizim eskiden. Bu arada bol karabiber koydun. Evet, lezzet versin diye. Pul biber koymayacağım çünkü. Normalde pul biber de koyuyorlar. Neden koymayacaksın? Acılığını ayarlayamam. Çok acısı oranını bilmiyorum pul biberin. O yüzden dolayı. Yalnız biraz acı da lezzet katar aslında. Katar normalde. Kendime yapsam katar. Ama burada bu adama dedim ben lor verdi diye bana peyniri verdi. Hayda! Ben lor dedim özellikle dedim. Bu İzmir tulum mu? Evet. Hay Allah! Şimdi ne yapıyorsun? Panaklarımı tekrardan yıkıyorum tuzlu gitsin diye. Peynirim çok tuzlu, inanılmaz tuzlu. Bir teknik hata oldu. Rendelenen peynirin ardından ıspanaklı harca karabiber ekleniyor. Bütün malzemeler elde iyice karıştırılıyor. Artık hızlansan iyi olur. Bunlar daha fırına girecek. Evet, görürüz. Ne yapıyorsun? Sinirini ıspanaktan çıkarıyor gibisin. Evet, hızlı. Tuzlu çıktı ya. Ya hani kahkahaların çok meşhurdu. Duyamadık valla. Fırını çalıştırabilir. Tabii. Kaç derece olsun? Yani yüksek ateşte bir ısınsın fırın. 180-190'da ısınsın. Hemen ayarlıyorum. Çarşaf böreği için temiz masa örtüsünün üzerine konulan yağlı hamur kenarlarından çekilerek açılıyor. Börek için sanayi tipi tepsiyi mi yoksa cam olanı mı getireyim? Sanayi tip. Fırın tepsileri oluyor ya. Bence bu menüyü seçen kişi ev hanımı olduğunu düşünüyorum. El açması çarşaf böreğinden bu kanıya vardım. İnşallah ev hanımıdır ve hakkıyla açar. Bir erkek çarşaf böreğini beceremez. Bence tecrübeli bir ev hanımıdır bugün yarışacak olan ilk yarışmacımız. Öyle düşünüyorum. Sık sık bunları yapıp kendine çok güvenen birisidir. Takdir ediyorum kendisini. Menüde çarşaf böreği yazdığını görünce yarışmacılar senin kadın olduğunu düşünüyorlarmış. Hatta çarşaf böreği açan biri erkek olmaz ki diyorlarmış. Var işte, görüyorsunuz Gürbüz. Dünyanın en büyük aşçıları zaten erkek değil mi Gürbüz? Vallahi bir gelip de şu hamurun şeklini görebilseler keşke. Ya sen bu hamura ne yaptın böyle Halilciğim? Normalde böyle değildi bu. Ama böyle oldu bugün. Kenarına ıspanaklı harç yerleştirilen hamur, masa örtüsünün ucu kaldırılarak rulo şeklinde katlanıyor. Hazırlanan çarşaf böreği yağlı tepsiye yerleştiriliyor. Diğer hamur da aynı şekilde kenarlarından çekilerek açılıyor. Üzerine ıspanaklı harç yerleştirilen hamur, masa örtüsü yardımıyla kolayca kıvrılarak katlanıyor. İşte böreğimiz. Vallahi güzel oldu sanki. Havasını da aldık. Bu bayağı büyük oldu Gürbüz. Bize bayağı yeter bu. Yeter mi diyorsun? Üçüncüyü yapmayacak mısın? Gerek yok Gürbüz. Zaten zamanın çok az kaldı. Üçüncüyü yapsan yetişmezdi. Kesinlikle öyle. Üzeri ayçiçek yağıyla yağlanan el açması çarşaf böreği fırında pişmeye bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? İncikleri mi? Hadi hemen kuzu incikleri de düdüklüden çıkarıp fırına atalım. Eyvah! Ya neden hemen açtın? Düdüklü soğuk suya tutulmadan açılır mı hiç? Hay Allah! Çok zaman geçmişti. Buraları da temizlersin artık. Alayım mı? Vallahi sen bilirsin ama çok dikkat et. Haşlanan kuzu incikler tepsiye yerleştiriliyor. Etler biraz parçalanmış. Umarım bu parçalanan etlere laf etmezler. Ayarlayacağız onu. Şu, bu böyle.
zinciri. Bunu değerlendirmeyeceğim. Çünkü menüsüne sos yazmamış. Onun için değerlendirmeye almayacağım. Şimdi kuzu inciğin sosu için salçaya hangi baharatları koydun? Tuz, karabiber, salça, karabiber, kimyon, kekik, kırmızı toz biber. Suyla kıvamı açılan salçalı sosla kuzu inciklerin üzeri kaplanıyor. Ana yemeğimiz kuzu incik nihayet fırında pişmeye hazır. Arpa şehriye pilavı için 2 bardak arpa şehriye kavrulmak üzere tencereye konuluyor. Bu arada son 35 dakika. Hızlanman lazım. Bunun da altını açıyorum ısırsın. Arpa şehriye pilavının suyu zaten hazır değil mi? Kesinlikle suyu azdır. Şehriyelere yağ koydun mu? Çok az. Zaten incik yağlı olduğu için onun yağıyla zaten burada o kendi görevini görecek. Diyorsun. Evet. Bir yandan çorbaya da başlasan iyi olur. Evet evet geçtim zaten gürbüz. Çorba için haşlanan tavuk butları cam kaba alınıyor. Çorbanın terbiyesi için bir yumurta sarısı, yoğurt ve una ekleniyor. Yalnız ortalık epey dağıldı. Evet dağıldı. Yapacak bir şey yok. Böyle mi kalacak yani? Toparlayacağım. Bu arada terbiyeye limon çekirdeği düştü. Alacağım gürbüz. Son olarak üzerine limon suyu sıkılan terbiye çorbanın tavuk suyuyla ılıştırılıyor. Ya her şey son dakikaya kaldı. Nerede hata yaptın sence? Planlı gitmem gerekiyor. Gitmezsem olmuyor. Ve tatlıda ben zamanımı çok kaybettim. Tatlıyı yetiştireceğim diye. Çorbanın altı yanıyor değil mi? Yanıyor. Bu arada terbiyeye kaç kaşık un koydun? 3 kaşık koydum. Yeterli mi? Yeterli. Yetmezse biraz daha ilavesini yaparım gürbüz. Çok az göz kararı şehriye atıyorum. Çorbada şehriye de mi var? Evet, her şey. Hazırlanan terbiye kesilmemesi için sürekli karıştırılarak çorba suyuna ekleniyor. Pilav için kavrulan arpa şehriyelerin üzerine kuzu inciklerin haşlandığı su konuluyor. Bugünkü yarışmacıyı ciddi olarak rakip alıyorum. Çünkü el açması börek var içerisinde. Onun yanı sıra kuzu incik dediğim gibi tam ayarında yapılması gerekiyor. Kazandibi de kıvamına göre uygun olmuş olursa, bütün bu menüde bulunan yemekleri güzel yapmış olursa benden iyi bir puan almış olabilir yarışmacı. Bu arada Aytaç demiş ki ciddi bir rakip olarak görüyorum. El açması var, kazandibi var. Bunları güzel yaparsa benden iyi bir puan alabilir demiş. Çorba kesildi. Hayda! Ne yapacaksın peki? Anlamayacaklar. Yahu anlarlar. Buna bir çare bul. Tavuğu koymadan önce ya süz ya da blenderdan geçir. Tamam süzeyim durun. Tavuklu un çorbasının kesilen suyu süzgeçle süzülerek tortularından ayrılıyor. Çorba suyuna tekrar tel şehriye ekleniyor. Haşlanmış tavuk etleri de elde didiklenerek çorbanın suyuna katılıyor. Mevsim salatası için yeşillikler yıkanıyor. Mevsim salatasında neler var? Yeşilliğimiz var. Marul, maydanoz, roka, kırmızı bornozuna avuç. Yıkanan salata malzemeleri sirkeli suda bekletiliyor. Kaç dakikamız var? Kalan süren son 19 dakika. Bugünkü yarışmacı eğer yemeklerini eksik olarak yapmış olur ise, ama bizi çok güzel karşılarsa, düzgün bir kıyafetle bizi karşılamış olursa ve yapmış olduğu diğer menü güzel yemekler güzel ise tolere ederim. Eksik puan vermeden başlarım onun yemeklerine. Çünkü çok basit bir menü değil, yetiştirmemiş olabilir. Cesaretinden ötürü ona eksik bir puanla başlamak istemem canım. Bu arada Aytaç bir açıklama daha yapmış ve demiş ki, eğer yemeklerini yetiştiremezse tolere ederim, eksik menü saymam. Çünkü çok basit bir menü değil, cesaretinden dolayı eksik saymam demiş. Teşekkür ederim. Yani büyük ihtimalle tek masada anlaşacağım insan galiba Aytaç Hanım. Yetiştirirsem ek puan verecek herhalde o zaman, fazla puan. Artıya geçirecek beni. Ha Gürbüz? Vallahi onu bilmem ama yemeklerini beğenmişler, farkında mısın? Evet, yetişirse harika. Yetişti ama bir şey kalmadı. Büyük ihtimalle benden daha ürünleri, yemekleri basit. O yüzden dolayı bana güzel yorum yapıyorlar şu an. Kendilerinden korktukları için. Yoksa bu şeyleri söylemezlerdi. Semizotu yapraklarının üzerine süzme yoğurt ve tuz eklenerek karıştırılıyor. Üzerine ceviz eklenecek olan cevizli yoğurtlu semizotu nihayet hazır. O hazırladığın sos ne için? Yoğurtlu semizotunun cevizi için. Vay! Neler koydun içine? Zeytinyağı. Kırmızı toz biber, cevizlerimi koyacağım. Semizotuna eklenecek olan ceviz sosu ocakta kızdırılıyor. Şaka maka her şeyi bitirdin. Bir tek salatan kaldı. Öreğime bakayım bir ne alemde. Ve son
16 dakika. Hadi hemen salatayı da hazırla. Salatalarımı, cevizimizi karıştıralım. O olmak üzere zaten. Benim gözümde bu şu an... olabilir veya bir çalışan erkek arkadaşımız olabilir. Basit çünkü, çok basitleştirilmiş bir menü. Şu an başardığını hissediyor musun? Başardım. Yetişmeye çalışıyorum işte. Yetişirsem tamam, bitti olayım. Masada korksunlar benden. Çok ya kavga kopacak. Hele ki puanımı vermesinler, yarın vicdanımı bırakıp puanlamadan sonra onlara söyleyeceğim. Mevsim salatası için taze soğanlar doğranıyor. Bu arada Salim demiş ki menü baştan sona fiyasko. Hepsi basit ürünler. Sadece kuzu inciyi beğendim demiş. Basit mi? Ben ona basiti gösteririm sofrada. O kazan dibinin nasıl yapıldığını bana anlatsın. Bu arada biliyorsun Salim aşçı. Aşçı. Kazan dibinin aşçı olduğu için kazan dibinin burada yapılmayacağını da bilmesi lazım. Benim nasıl risk aldığımı sütlü tatlı yaparak. Kendisi bakalım ne tatlısı yapacakmış acaba. Benim menümden. Asıl gelirse Salim Bey'i herkesin mesleğine göre, mesela ev hanımlarına ona göre puanlayacağım. Salim Bey aşçı olduğu için puanım ona göre olacak. Kendisi aşçı Salim Bey. Acaba ben ondan neler bekliyorum bakalım. Neler yapacak? Bana, benim önüme neler götürecek? Hazır ürün kullanırsa benden puan alamaz. Salata için yedişi güzel doğranan yeşilliklerin ardından havuç rendeleniyor. Yalnız salatam biraz aceleye geldi. Zaten salataya puan vermeyecekler bile. Yoo, vermek zorundalar. Vermek zorunda işte. Onun kavgaları çıkacak ya. Benim önüme bakarsan hepsini birer puandan hesaplamaları gerekiyor. 7 çeşidim var. Rendelenen mor lahana tuzla ezilerek yumuşatılıp salataya ekleniyor. İncecik doğranan turplarla salatanın üstü süsleniyor. Hadi hemen sosunu da yap bakalım. Ben sosumu da yapıyorum görüyoruz. Ve son 5 dakika. Salatanın sosu için sıkılan limon suyu zeytinyağıyla birleştirilip üzerine tuz ekleniyor. Mevsim salatası ve sosu da nihayet hazır. Pişen el açması çarşaf börek fırından çıkartılıyor. Ve nihayet kuzu incikler de fırında pişmeye başlıyor. Birimiz fırına girdi şu an. İstersen sunuma kadar pişebilir. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Pilavımın tadına bakacağım Gürbüz. Hadi bak bakalım. Nasıl olmuş? Çok az su koyacağım. Neden tekrar et suyu koyuyorsun? Biraz kıtırlık var. Altını açacak mısın? Evet. Peki o kadar yetecek mi? Yeter. Peki mutfağa girmek isterlerse alacak mısın? Asla. Puan kırarım demelerine rağmen yine de almaz mısın? Puan kıramaz benden. İyi de bazıları mutfağa girmezsen puan kırarım diyor. Benim nahmaramim burası. Özel alanım. Buraya özel alana girmesin. Bulaşıklar hızla toparlanıp tezgah siliniyor. Çarşaf böreğinin üstü örtüyle kapatılıyor. Ve bitti. Mutlu musun? O zaman hadi hemen üstünü değişmeye. Geliyorum. Koş Halil koş. Merhaba. Merhabalar. Halil, memnun oldum. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kapatalım kapıyı. Nasılsınız, iyisiniz? İyi. Bu ne şıklık ya? İzmir'lerden geldik. Ay ne güzel. İzmir'e selamlar. Gel içeride devam edelim sohbetimize. İzmir'den yarışmacım gelmiş. Merhaba, merhaba, merhaba. Amanın. Ay dur, kot montumu vermeyi unuttum. Alayım. Sana zahmet. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Efendim Zuhal Topal'la yemekteyiz de yeni bir haftaya başlıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Efendim yeni yarışmacılar, yeni menüler, yeni tarifler, kim bilir ne maceralar, neler yaşayacağız. Ama önce tabii ki Halil'le tanışalım. İzmir'den gelmiş. Evet. Hoş geldin. Neresinden güzel İzmir'e? Buca'dan. Buca'dan. Buca'ya, evet. İzmir'e kucak dolusu. Sevgiler, selamlar. Halil, nasıl geçiyor hayatın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Rüzgar türbinleri firmasındayım. Rüzgar türbinleri firması. Evet. Aa, çok enteresan. Evet, biz üç güve kısmını yapıyoruz. Bu kanatların olduğu kısım var ya. Evet. Üç güve kısmını yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Pozisyon sevkiyat. Nedir?
sevkiyattasın sen. Sevkiyatım. İmalatta falan hayır, değilsin. Hayır. Ama gene de bir uçurursun gibime geliyor yarışmacılara. Tabii, uçurmaya geldim. uçurmaya geldim. Ya bir şey söyleyeceğim. Oturayım ben. Lütfen. Aa, zil mi çaldı? Ama ne çabuk be. Teşekkür ederim. Mumlarımı yaksaydım o arada. Mumlarını yak, yak sen bunları. Beklesinler 2 dakika. Lavantalar engel oluyor mu bize? Lavanta. Ay çakmağın çakmıyor. Hayır. Çakmıyor. Ay çakmaya geldi. Kanaya. Ay elin yanmasın. Yandı bugün zaten. Ya, gerektiği yanmasın. Kadar yandı. Yapma ya. Gerektiği kadar yani yandı. Yani şu adam jilet gibi giymiş ve ay yıktılar ortalığı. Beklesinler. Aman beklesinler. İstersen almayalım. Bir biz değişiklik yapalım mı? Evet biz oturabiliriz. Gelin ekip bugün çarşaf böreklerini biz yiyeceğiz. Evet. Bak gözler parladı hemen. Gürbüz. Artık yüzünü gösterme zamanı. Bak yavaş yavaş sezon sonuna geliyoruz. Bitsin doğru, artık bu. Tabii ki tabii ki. Çakmağı unuttu. Çakmağım unuttu. Ay fosforu dur onu ben vereyim o çok çirkin orada. Bu ne derler şimdi? Ah al Gürbüz. Yeni çakmak sana. al. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Halil Bey. Aytaç Hanım. Halime Hanım bekliyordum ben. Yok. El açması börek falan tabii. Görüşürüz. Tabii. Geç kaldınız ama çok beklettiniz bizi. Açlıktan öleceğiz. Size yani güzel yemekler yapmaya çalıştım. Teşekkürler. Ay, merhabalar. Merhaba Aytaç. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ne kadar nasılsın? Güzelsiniz. Ben de aynı şeyi senin için söyleyecektim. Çok hoşsun. Teşekkürler. Gel lütfen gel. Gel otur Aytaç. Ne oldu biraz şey oldu galiba. Güzelliğinizden gözlerim kamaştı. Aman estağfurullah senin güzel bakan gözlerin, senin hoşluğun. Ay saçını şu bir dön bakayım. Ay çok hoş. Yeni mi kestirdin uzun süredir mi böyle? Sizin için dün kestirdim. Gerçekten evet. Mi? Ay saatler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok yakışmış. Çok sağ olun. Bir ara ben de böyle kestirmiştim 4 sene evvel. Geldiler bana gene kestiresim var. Nasıl rahat bir modeldir kesinlikle. Bu. Hazır da yaz geliyorken. Ay yıka ve çık. Bu kadar basit. Nereden geldin sevgili Aytaç? Kartal'dan geldim. Kartal'dan geldin. Evet. Aslen nerelisin? Azerbaycanlıyım. Aa öyle mi? Evet. Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler kardeşlerimize. Selamlar. Ne kadar güzel. Ne zamandır Türkiye'desin? 25 yıldır Türkiye'deyim. O sen bayağıdır buradasın. Ben artık Türkiye'deyim. İş için mi gelmiştin? Sen her seferinde ben izin alma. Sen artık açacaksın. O yapacağın şey bu. Bugün bu. Kapıya gideceksin, geleceksin. Mutfağa gideceksin, geleceksin. Onu diyordum. Evlenmek için mi geldin? Yani yoksa iş için mi geldin? Okumaya mı geldin? Şöyle söyleyeyim. Okurken, öğrenciyken oğlumun babasıyla tanışıp o şekilde evlenip gelmiştik. Aa ne güzel. Evet, ama şu an evli değilim. Hadi ya. Evet. Aa. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Halil ben. Ben de Salih. Memnun oldum. Yaka kartınızı düzeltirseniz. Yok ceket kalsın. Yaka kartınız. Yaka kartı. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Aha. Merhabalar. Dur bakalım Salim Bey. Nasılsınız? Ay hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasıl? Teşekkür ederim. Saygılar. Çok keşke bir şeyim olsaydı da ilikleseydim. Çok teşekkür çok ederim. Siz de çok şıksınız. Ay beyefendiler ne kadar şıklar bu hafta. Halil ve sevgili Salim. Ay aç aç ceketini rahat otur lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Ben de diyorum ki böyle bir sürü araba dizildi buraya. Şeyler yanıyor. Çakar şunlar bunlar. Efendim bu hafta milletvekili mi desem, bakan mı desem, kaymakam mı desem, vali mi desem. Vali be, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şefalar getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Eğer geleceksiniz. Yemek yemeye geldik Halil Bey'in. Ama efendim bizim için büyük bir honor. Evet gurur duyduk. Bakanımızı ağırlıyoruz. Yemekten sorumlu bakanımız Salim Bey. Teşekkür ederim. Vallahi öyle bir havam var. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun Salim? Danışmanlık yapıyoruz. Herhalde bir devlet bakanlığı falan danışmanısınız. Bir şeyden yakalayalım ya. Naçizane. Ne çalıyor Halil? Danışman değil kendisi ama konuşuruz o konuyu. Ne danışmanısın? Özel bir şirkette. Gıda şirketi. Aynı evet. Zamanda ismini vermek istemedim şirket. Güzel işler yapıyorlar. Onların gastronomi işleriyle, ekip işleriyle aynı zamanda Ar-Ge'lere uğraşıyorum. Oo! Merhabalar, hoş geldiniz. Nazlı ben. Halil ben de. Çok memnun oldum. Buyurun nasılsınız? Lütfen. Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız? Ben de teşekkür ederim, iyiyim. Dur, konuşacağız. Merhabalar. Önce bir Nazlı'yı kal. Merhaba Nazlı, hoş geldin. Nasılsınız Halil'ciğim? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, bomba gibi. Ay ne güzel, merhaba. Bomba gibi. Merhaba. Aytaç. Memnun oldum. Salim. Memnun oldum. Sen de hoş geldin. Hoş biz de seninle buldum. Memnun olduk Nazlı.
Sen nereden geldin acaba? Ben İstanbul Sultan Gazi. Sultan Gazi. Evet. Nazlıcığım sen nerelisin? Ben aslen Karadenizliyim ama doğma büyüme İstanbul. Karadeniz'in neresi? Giresun. Giresun'a bir sevgiler, selamlar. Sen Salim? Kırklareli'yim aslen. Kırklareli'ne de bir selam sabah gönderim. Azerbaycanlıymış Aytaç. Azerbaycan. Ama 25 yıldır Türkiye'deymiş. Evet. Kardeş devletimizdir o da. Evet, İzmir'den de Halil var. Aslen İzmirli misin? Manisa. Ha sen Manisalısın. Ben İzmir'den geliyorum. O da Manisalıymış. İzmir'de ikamet ediyor Halil sanırım. Ben sen de İzmir'den? Ben de İzmir'den. Sen neresinden? Karabağlar'dayım. Karabağlar'dasın. Buca'dan. Buca komşu sayılır Buca bize. Evet, evet. Aynen öyle. Bayağı bir yakınız Halil Bey'le. Bir yarışmacı kaldı. O da zili çalıyor zaten. Peki hemen şöyle bir ufak ufak sohbet edeceğiz tabii ki ama hazır sizler buradayken vakit kaybı yaşamayalım. Böyle bir masaya da ufak ufak incelemeye başlayayım. Böyle inceden inceden. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Halil sevdin. Ben. Buyurun. Yarışmacımızın bu lavantalar değil mi? Kendisi getirdi herhalde bunları. İzmir'den getirdi. Ha İzmir'den taşımış vallahi. Bravo. Merhabalar. Aysel. Kadromuzun son yarışmacısı. Evet, hoş geldin. Merhaba Aysel. Merhaba Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Gel. Tanışalım önce. Ben kısaca ZT. Ay. Evet. Evet. Aytaç, Nazlı, memnun oldum. Salim, bugünkü yarışmacımız Halil. Sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah güzel menülerle geldiniz. İnşallah cebinizdeki bol puanlarla geldiniz. Menüye göre değişir efendim o. Tabii orası öyle ama hani güzel yapılan yemekleri de bol puanları görmek isteriz. Efendim puanlarınıza talibiz. İnşallah da güzel bir hafta yaşayalım hepiniz için. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Teşekkür ederim. Halil sen de bir şey söylemek istersen Toplama söyle. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Size layık yemekler yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım değil. Beğeneceksiniz ama. Umarım. Görelim. Umarız beğeniriz. Umarım kapıda karşılandığımız gibi olmaz yemekler. Çok bekledik. Neden Aytaç Hanım? Çok bekledik ve ama açlıktan bayılmak üzereyim şu an. Tamam ben sizi bugün doyuracağım. Karbonhidrat. Mumlarını yakıyordu. Çakmak çakmadı. Biraz vakit geçti. Bir teknik hata yaşadık. Bir teknik bir arıza oldu. Necefli maşrafa girdi o sırada. Evet, peki sizler hemen masayı inceleyin. Yorumlarınızı alayım masayı kısa. Masayı ben inceledim. Ve masa, ne buldun? Masa düzeni çok sade geldi bana Halil. Sade seviyorum o yüzden çok sade, olabilir mi? Ama ben sevmiyorum. Yok ben seviyorum. bu masa çok benim masam. Kaldır yeri. İstediğim gibi yaparım ben masa. Salim. Yani çok sade olmuş böyle bir davete pek yakışan bir masa değil. Tabiri caizse. Ya tabii sizin siz görüşünüze beni bağlı ama bana göre gayet şık ve sade. Sizin olması beni böyle gerektiği bir gibi. Çağırmış olsanız, davetine icabet etmiş olsak. Düğüne gelmedim ben. Vasat. Düğüne gelmiş olsaydım evet dediğiniz gibi. Ama davet ama ben sonuçta düğüne gelmiyorum. Davet sonuçta. Davet sofrası. Bak, düğüne davet gitmiyor musun? Kimse gitmiyor bu arada düğünlere. Altın takmak zorunda kalmamak için. Aynen. Sadelikten. Evet, peki sen beğendin Marcel masayı? Ya bana da biraz sönük gibi geldi. Hani biraz daha böyle güzel bir çiçek beklerdim açıkçası orada. Bir de yani hemen gözüme çarptı. Sanırım bardağınızda lekeler var. Yani su lekesi değil. Bilmiyorum bana mı? Sildiniz mi bardakları Halil? Şöyle isterseniz Zühal Hanım siz de benimkine yakından bir bakın. Bir arkadaş kurbanı. Şu özellikle ver de uyardım. Yani özellikle ben bunlara uyardım. Çok dikkat ederim. Çok kim adı ne? Ver onun bana adını. Suat ne yaptın Suat? Bak, yaktın beni. Yaktın Suat. Şimdi arkadaşınıza devrediyorsunuz bu işleri. Anlıyorum ne güzel sağ olsunlar ama herhalde onlar biraz sallamasyon çalışıyorlar. Çünkü her hafta bir arkadaş kurbanımız oluyor bu bardaklarda. Yani bunlara önceden dikkat edilmesi gerekiyor tabii ki. Yani hani şimdi burası da bir yemek yarışması olduğu için böyle girmek biz istemezdim ama. Biz yemeklerimizin tadına bakalım mı? Ne dersiniz? Yani yemeklerimizin tadına tabii ki biz bakacağız ama önceden. Ben de masa hakkında yorum tabii yapmak istiyorum. Tabii buyurun Aytaç'ım. Ben çorbaları koyayım o arada isterseniz. Ben yok, masa hakkında dinlemeniz gerekiyor ya. Tamam Nazlı buyurun. Seni bırakmıyor. Bugün gidemiyor. Bırakmayacak artık. Aa. Tamam yemek yemeye gelmedik. O zaman buyurun lütfen. Evet Nazlı. Aytaç Hanım önce. Hadi Aytaç. Masayı sade, şık buldum. Yalnız dikkatimi çeken ve beni rahatsız eden, biraz takıntılıyım. Bu lavantalar görüş açımı engelliyor. Hanımefendiyi göremiyorum daha net. Siz yemeklerinizi göreceksiniz. Ama hanımefendiyi görmeyeceksiniz. Doğru, ama yorum yapacağız karşılığında. Bana yapacaksınız yorum onu. Doğru. Evet ama ben paslaşacağım. Hiç kimse bugün birbirine bakmasın. Evet. Benim herkes Halil'e baksın. Bana bakın. Bana odaklanabilirsiniz. Bana bakın diyor. Bana bakın. O zaman bana masaya bakın. Gerek yoktu böyle bir yere bir şey serseniz. Sadece size bakarak yemek yeseydik. Onu da yaptık. Yer masası da çok güzel oldu. Ben size daha böyle kıyafet İki yarışmacı da bel fıtığı oldu o günden sonra. Evet Nazlı sen nasıl buldun masayı? Ben de sade ve şık buldum. Yani benim sade ve şık. Ne güzel. Sade ve şık ama dediğimiz gibi bu. Evet bu o bardakla. Ürünler sizin mi? Yok.
yani buranın, aksesuarlar benim. Şey tuzlu mumlar senin, vazolar ve lavantalar senin. Evet. Aynı yorum yapacağım, ben Zuhal Hanım'ı göremiyorum. Bence mümkünse bir kenara mı çeksek? Tamam, nasıl istersen kaldırabilirim. Sonuç Zuhal Hanım'ı görmek için geldim. Zuhal Hanım kaldırıyorum yani, ben. Yani. Kaldırıyor musun? Sen bilirsin. Kenara benim koyabiliriz bence. Ya da kaldırırsak daha sen nasıl istersen. Biz gördük çünkü. Hoş olmuş. Tam sade istersen masa. Oraya koy. Evet. O zaman tam kaseleri işte. Verelim. Tavukluğun evet. Çorbası mıydı? Evet. Masa düzeni basitti, vasattı. Ortaya koymuş böyle iki tane şey gibi böyle buğday şey deriz biz onlara bizim oralarda. Ne derim, başak gibi koymuş ortaya masa düzeni diye. Hiçbir aksesuar yok, bir şey yok. Bir çiçek koymamış ortaya. Zaten sonradan da kaldırdı onu. Bardaklar leke içindeydi. Onu beğenemedim yani. Masa düzeni idare ederdi. Çok da iyi değildi masa düzeni. İki tane büyük vazo koymuş. Görüş açımızı kapatıyordu zaten. Çiçek olabilirdi. Güzel bir kapak olabilirdi ortaya. Daha şenlendirebilirdi masayı. Daha renkli yapabilirdi. Çok sade bir masa olmuş. Çok beğenmedim açıkçası masayı. Aysel sen nereden geldin? Ben İstanbul Avcılar'dan geliyorum. Sen Avcılar'dan evet. Geliyorsun. Sen nerelisin peki? Ben aslen Vanlıyım. Ay ne güzel. Bana evet. Da selamlar, sevgiler. Evet. Orada mı doğdun? Yok, ailen orada doğmadım. Burada şey yaptım. Doğdum, büyüdüm. Evet. Ailen Van'da. Ailem burada, ailem de İstanbul'da. Ailen de burada. Ha, kimse var mı Van'da? Ya akrabalarımız var tabii. Akrabalar var. Çevre var. Gidiyor musun peki? Çok sık değil. Ya benim de çok görmek istediğim bir şehir de bir türlü çok gidemedim. Güzel, kesinlikle gitmeye gitmem değer lazım. Bir şehir yani. İnşallah. Tavsiye ederim kesinlikle. İnşallah Van'a da gideceğiz. Yolunuz Van'a da kucaklasın. Sevgiler, selamlar olsun bizden. Sen çalışıyor musun Ayşe? Çalışıyorum. Ben kafe işletmeciliği yapıyorum. Hadi. Evet. Çok güzel. Bakırköy'de böyle güzel, şık, şirin bir yerimiz var. Oranın güzel. Başındayım. Neresinde Bakırköy? Hemen meydanda. Meydanda. Evet. Ay ne güzel. Yıllarım geçti o meydanda. Bakırköy. O meydanın dili olsa da konuşsa. Peki mutfağa gidiyor musun? Mutfağa ben girmiyorum. Ahçılar var. Onlar giriyor zaten. Hani bana gerek kalmıyor. Ben ancak personeli idare ediyorum. Anca vallahi o işlerde. Onlarla ancak baş ediyorum. Hiç mutfağa hadi da. Hadi bakalım. Allah kolay versin olmuyor. Ama haşır neşirsin yani yemekle. Ya tabii. Bir de ben yani hani çocuklarım var. Uzun zamanlar böyle evlisi. Çocuklarıma yemekler işte iş derken, çocuk derken ister istemez mutfakla kadın olarak evet. Haşır neşir oluyoruz evimizde kadın olarak. Olmayanımız mı var zaten? Lavantalar görüş açısını engellemiyor ama işte taktılar ya bir şey. Bir şeyde bağnağı bulacaklar. O yüzden menüm çok kuvvetli geldi. O yüzden bunu yapıyorlar şu an. Beni bastırmaya çalışıyorlar ama asla. Peki Nazlı sen çalışıyor musun? Evet ben de çok çalışıyorum. Ben özel bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyorum. Ne yapıyorsun? İsim vermeyeyim şimdi reklama girecek. Verme. İşin. Ben test uzmanlığı yapıyorum. Yani sizin kullanmış olduğunuz tarifeler, işte paketler hepsinin öncesinde bizim elimizden geçiyor. Ha. Biz testlerini yapıyoruz, uygundur diyoruz ve canlıya çıkarıyoruz. Öyle bir işim var. Ne arka güzel. Plan aslında. Kamera arkası gibi bizim de işimiz. Doğru. Kamera önünü değil arkasını ama test ediyoruz. Ama şimdi ben şimdi sana gelecek olan şeyi tahmin ediyorum Gürbüz'den. Ah bana Nazlı'cığım böyle bedavadan internet paketi falan ayarlar mısın? Bilmem kaç gigabayt yurt dışına açık hat alır mısın? İstersin sen. Çevreden çok alıyoruz evet. Ha, bu da yakın çevreden evet, sayılır evet. Artık Gürbüz. Aklımda yoktu ama iyi oldu Zuhal Hanım. Allah beni de ne yapmasın. Tüh. Uyuyan yılanı uyandırdın mı? Evet. Peki Aytaç sen çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Ne güzel. Hem de çok küçük yaşımdan itibaren vallahi, çalışıyorum. Valla ne iş yapıyorsun? Mesleğim piyanistim, müzik öğretmeniyim. Ama 11 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Ve çok severek yapıyorum ne bu güzel, mesleği. Emlakçılık. Emlakçılık yapıyorum, evlendiriyorum herkese. Evlendiriyor çünkü emlakçı ev sahibi yapıyor. Evet. Ne kadar tam da şimdi taşınmaların yoğun olduğu bir dönem yaza geçerken. Kesinlikle herkes evleniyor. Ev evet. Almak isteyenler oluyor. Düğün altınlarını satanları da ben evlendiriyorum. Allah yardımcıları olsun. Bu kiracı ve ev sahipleri arasındaki bu anlaşmazlıklar nasıl çözülecek? Ev sahibine sorsan o mağdur, kiracıya sorsan o da mağdur. Evet. Ne bu ihtilaflar, davalar bitmiyor yani. Adliyeye kolaylıklar diliyorum evet. Çünkü çok fazla. Vallahi Allah bütün adliyede çalışan avukatlara, hakimlere, savcılara hepsine Allah kolaylık versin. Çok zor. Genelde 10 mülk sahibinden 8'i kiracısıyla davalık oluyorlar. Evet. Maalesef günümüzün sorunu. Maalesef bu sorun da inşallah bekliyoruz yetkililerden bir orta yolun bulunup çözülmesini. Çünkü çok kötü yerlere gidiyor olaylar. Her gün haberlerde neler izliyoruz. Zor. Herkes için zor tabii.
Menü nasıl Aysel? Valla menü Zuhal Hanım iyi. Yani i̇yi, fena değil. Çarşaf böreği var. Çarşaf böreği var. Evet, eliyle açmışsa. Evet. Yani çarşaf böreği ama neyli bu çarşaf böreği? İçinde ne evet, var? Evet, içerisini belirtmemiş, katılıyorum. Göreceğiz, belirtmemiş. Sadece çarşaf böreği mi demiş? Çarşaf böreği demiş beyefendi. Evet, hadi bakalım. Bakacağız, tadına bakacağız. Ben o inceliğine falan bakacağım. Sen nerede yufkanın öğrendin Halil çarşaf böreği? Annemde. Ay ne güzel. Göçmeniz ya. Öyle mi? Tabii, Makedon. Makedon geçmeniz. Tabii. Abi bilmiyorum, Manisalıyım deyince ne... tamam. Şimdi anlaşıldı durum. Ben de bir hanımefendi, hani aslında o taraflı bir hanımefendi yarışıyor diye tahmin etmiştim. Halil yani, ismini duyunca anlamışsınız evet. Beyefendi olduğunu. Evet. Hakkını verdiyse tabii. İnşallah çarşaf böreği zor çünkü. Hani. Zor tabii. Vallahi çarşaf böreği açmak. Halil sen evli miydin? Hayır, bekarım Zuhal Hanım. Teşekkürler. Sizi alan yaşadı. Ben yaşadım. Beni alan boşadı. Böylelikle bir rakibimiz elenmiş oldu. Ya niye? Beni alan boşadı dedi. Evet. Sen evli miydin? Evliyim. İyi, Allah mutluluklar versin. Kaç yıllık? Vallahi 8-10 yıl oldu herhalde. 8-10 yıl oldu. Kaç olur? İki çocuk var bende. Maşallah. Pardon. Evet evet. Salim sen de evlisindir herhalde. Ben iki defa evlilik geçirdim hayatımdan. Evliliği tavsiye etmiyorum kimseye. Ayda. Tabiri caizse evli ciddi bir çocuk kurum. Çocuk olarak şey bir kurum. Efendim? Sağ olun ama bardağı çiçek değiştirebilir misiniz Halil Bey? Tabii ya? Bardakları değiştirsen çorbada içeceğiz, soğutmayalım. Evet, çünkü... İki kere evlendim, boşandım, tabii, yürütemiyorum. Soru sende olabilir mi Salim? Ben karşı cinse pek anlaşamıyorum. Çok fazla diyaloğa da giremiyorum tabiri caizse. Acaba karşı cins mi sizinle anlaşamıyor? Vallahi bilmiyorum da bana iyisi de kendileri değilim. Leke varmış. Bak, nerede leke? Söyle bana, nerede? Bak, yok. Yok. İyi olan denk gelmeye diyelim. Siz ne ben kadar biraz fazla hassas bir adamım. Tabii bilemeyiz. Karşılıklı yani, bu işler. Bir de hanımefendileri dinlemek lazım. Lazım. Tabii bulursan dinlersiniz. Demek ben de evlilik sana göre değil. Evlilik herkese göre bir şey değil zaten bence de. Ben kaldıramayacak kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Burada cinsiyet meselesi önemli değil. Kaldıramayacak şahısların bu kurumun altına girmemesini tavsiye ederim. Sizin gibi iki kere girmesini. Evet, kaldıramayanlar girmesin. Ben kaldıramadım değil. Kaldırmışsınız. İki kere evlendiğine göre ama kaç sene yani, sürdü evlilikler? Biri 10 yıl sürdü. Gayrim tazan bir 10 yıl çok güzel. Ama sonra? Maalesef diğeri bir 8 yıl sürdü. 8 yıl. Yani, fena da gitmemişsin. Tabii. Tabii. İyi gitmişsin. Ama tabii. İlkini yani bayağı... boşadığı için çok pişman gibi Zuhal Hanım. Biri ilk 10 yıl sürdük gayri muntazam gibi bir evet. ifade kullandınız. Anlayamadım. İkinci şöyle. İlkinde yani sorun oldu. Evlilik birliğinin temelden sarsılması dolayısıyla. Evet, evet. Evliliğimizin sonlanmasına karar verdim. Ara ara gene hayatımıza dair kesitler evet. birbirimize tabii paylaşırız. Tabii. Ama şimdi bir çorbamız var önümüze geldi. Tavuklu un çorbası. Çorba. Eline sağlık Halil. Afiyet Herkese olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım buyurun. Yok. Ücretli. Öyle mi? Alabilirsin tabii tabii. Nazlı sen sana zahmet Aytaç'ı uzatır mısın? Tuzu unutmuşsunuz. Tuzu unutmuşum. Evet kesinlikle. Çorbaya koymayı mı unutmuş? Evet kesinlikle. Siz bu çorbaya şimdi tuzsuz mu diyorsunuz? Tuzsuz yok içerisinde beyefendi. Ben de katılıyorum. Yorum evet. yapabilir miyim? Yapabilirsin Aytaç. Yap da görelim. Buyurun. Yani şimdi ben menüyü gördüğümde çarşaf börekler bilmem çorbalar. Dedim evet. ki bizi karşılayacak olan ev hanımı Halime Hanım 40 yıllık. Evet. Halil Bey görünce çok şaşırttınız beni ama gerçekten bu bir fiyasko. Çorba. Kesinlikle. Neden olayı? Niye? Kesinlikle tuzu neden ama? Yok, tadı tuzu yok. Tuz yani ekleyebilirsek tuzu olacak. Ekledi galiba. Ekledim ama oldu. Yine de tuzu olmadı maalesef. Çünkü yemeği pişirirken tuzunu koymak ben gerekiyor. Ben tuzunu koydum yeterince. Siz buraya bunu beğenmemek için gelmişsiniz zaten bir kere başta. Ama otururken o şekilde oturmuştum. Halil Bey. Burada hiç bana şimdi... Halil Bey rica etsem ben yorumumu yapıp bitireyim daha sonra ama ben de yemeğimi savunmak zorundayım. Ama ben bitirmedim. Önce ben konuşayım. Ben de size cevap veriyorum. Ben tuzunu koydum. Yeteri miktarda koydum. Sizi anlıyorum ama benim yorumumu bitirmemiz lazım. Üç beyazdan uzak durun. O ben değil. Üç beyazdan uzak durun. Teşekkür ederim tavsiyeniz için. Ben tavsiyemi diyetisyenlerden alıyorum. Çok sağ olun. Buna ihtiyacım yok. Bu çorbayı içemeyeceğim. Üzgünüm.
Aa, beğenmedi. Hiç beğenmedi. Sert bir yorum geldi. Ben yorum Yasko yapabilir dedi. Miyim? Yapay sen. Aytaç Hanım'a tuz konusunda kesinlikle katılıyorum. Bir de çok yoğun, evet tavuk çorbası, tavuk olması gerekiyor ama evet. Çok yoğun geliyor tadı. Yani onun dışında hiçbir tat tuz yok. Sadece ben adı düğün üstünde, içinde tavuk suyu, yiyorum. Un çorbası. Evet ama şimdi şöyle bir şey. Tavuk yoğunluğunu almazsan ne alacaksın sen bundan? Bana bir söyler misin? Alamıyorum. Hiçbir lezzet alamıyorum. Sadece tavuk alabiliyorum. Mercimek çorbası mı yaptıydım yani o zaman önünde? Yani suyun içinde haşlanmış. Mercimeği alsaydım, basaydım blender'ı. Tamam pardon, bitti olaydı. Ben yorum yapıyorum. Bir saniye. Evet, sakin olun. Gözleyeceğim ben sadece. Evet, sakin yorum yapıyoruz. Biz de sizi dinleyeceğiz günümüzde. Tamam, sakin olalım. Sakinim zaten tamam, ben. Tamam, dinleyin ama dedim. Önce bir dinleyin. Mercimek çorbası size yapmadım. Tamam, ben de mercimek çorbası demiyorum zaten. Tamam, tavuk tadı alıyorum diyorsun. Tavuktan başka hiçbir şey alamıyorum. Ne yapacaksın? Baharat tavuk tadı suyu. Alamıyorum, tuz çorba alamıyorum. Çorbanın ismi nedir bana söyler hiçbir misin? Şey baharat yok zaten. Sadece karabiber. Tamam, un tadı nasıl yani? Karabiber. Karabiber değil, bunun soslusu var. Bunun üstüne sos gezdirmeniz gerekiyordu. Bir yağ yakmışsın. Bu sizin tarifinizde. Ben beğenmek zorunda mıyım? Değilim. Sen de mi beğenmedin? Biz beğenmedim. Yağ göremiyoruz Zuhal Hanım. Sizde üzerine yap, üstüne biraz nane yağı değil mi sanki? Ben görmüştüm. Olmuyor yani. Sadece karabiber döktü sanırım. Karabiber mi? Ben nane yağı gördüm onu sanki de. Sadece karabiber. Evet. Ha sadece karabibermiş. Yani Zuhal Hanım kısacası. Ben beğenemedim. Üzgünüm. Peki. Neden beğenmediniz? Onu dedim söyleyeyim bana. Dedim hiçbir tat tuz alamadım. Tat alamadım. Tavuk, evet. Tavuk tadı şimdi aldım dedim. Daha iyi diyorsun. Yani tavuk tadı içinde aldım diyorsun. Tavuk tadı aldım ve o da kötü bir tat bıraktı. Tavuk tadı aldım dedim. Tamam. Bak, tad alamadım dersen ayrı bir şey. Tavuk tadı alamadım. Halil bir müsaade et Nazlı'yı da dinleyeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Tamamen tuzsuz bir çorba ve gereğinden fazla kıvamı yok. Bence bir tık daha koyu olması gerekirdi. Evet. Ve sadece sunum içerisinde de üzerine sadece karabiberi döküp gelmez. Bence sos koyabilirdiniz. Hiç. Zaten bir ürünün tuzu olmazsa tadı olmuyor maalesef. Belki. Ve siz tuzu unutmuşsunuz sanırım. Yok. Evet Salim. Gayet Bey, bu kadar eleştiriye neden bu kadar tepki veriyorsunuz? Ben tepki çok vermiyorum. Savunuyorum. Çorbamı hanımefendini savunuyorum. Hanımefendini maşallah. Çorbamı savunuyorum. Olmuş bir şeye. Sakin olmuş yok demek artık. Aynı bir şey. Sakin. Burada eleştiri yapıyoruz. Ben şimdi burada 3 kişi, 3 kişi tuzsuz diyor. Ben de tuzsuz diyorum. Ben de çünkü tuzsuz. O ayrı. Burada o kısmında katılıyorum ama burada, diğer kısımları konuşacağız. Burada biz sizi yemeğinize tatmaya geldik. Peki Salim bir şey soracağım. Buyur. Fiyasko dedi Aytaç. Bana göre çok iddialı bir eleştiri o anlamda. Fiyasko kadar değil, ben değil, kesinlikle değil. Fiyasko denilecek kadar bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Hayır, kıvamı iyi. Ben kıvamı çok bence de fiyasko değil. Kesinlikle hayır, değil. Yani bir de tavuk tadı aldım. Yani tamam, tavuk tadı alınacak. Tavuk tadından başka tavuk, hiçbir şey alamıyoruz ama işte. Ama tavuk suyu ama tuzlu olması gerekiyor. Baharatlanması gerekiyor. Size. Halil Bey tamam, hadi. Halil Bey kıvam sen nerede? Mercimeği. Ama daha sonra bir de dinleyelim. Mercimek deyin. O zaman diyebilirsiniz. Adam dur 2 saniye. Bizi bastırmaya çalışıyorsunuz. Dur. Ya sesi yükselterek eleştiri bastırmaya çalışıyor. Dur, seni de dinleyeceğiz. Bir sakin ol. Bastırmıyorum sizi. Bir sakin. Salim. Sadece bir söylüyorum. Sakin. Çorba fiyasko mu değil mi? Fiyasko. Aytaç Hanım'a katılıyorum. Fiyasko bu çorba. Fiyasko. Yapmayın. Niçin gözünüzü seveyim ya. Açıklamamı kesinlikle da yapayım müsaade ederseniz. Aa, fiyasko değil. Yazık. Çorba unlu tavuk suyu çorbası diyorsun evet, değil mi? Tavuk zaten suyu tavuk değil, suyu tavuk çorbası, çorbası yapıyoruz. Tavuk çorbası un katacaksın bağlamak için. Yumurtayı tamam da mı bağlayacaksın? Ha ismi ne yumurta da var. Yani. Yumurta da var. Şimdi yumurtayı da yaz demedik sana zaten. Çorba tuzsuz, tamam, tatsız bir şey. Ben çorbadan çorba bir zevk alamadım. Tatsız, tuzsuz. Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten de çorba içiyor. Yapmayın arkadaşlar. Olması gerektiği gibi size yapmayın. Bir tık koyu olabilir. Bir tık koyu evet. Bak o konuda katılıyorum. Bir tık ama. Bir tık. Fazlası değil. Bir tık. Evet. Onu da bak, bakın. Tuzlu oranı işte kişiden kişiye evet, değişir. Doğru. Öyle bir şey. Hayır hayır. Kişiden kişiye. Bak yok, Halil. Zuhal Hanım. Ben Halil mesela Gürbüz de biliyor. Ben tuzlu mesela. Bak Gürbüz çok şey biliyor da. Hayır ben tuzdan hep korkarım. Ben normalde tuzsuz yerim. Her şey. Bak ben tuzsuz yerim. Sıfır tuz ya. Unutmuş olabilir mi Zuhal Hanım? Tuz unutmuş olabilir mi? Hayır unutmadım. Koydu galiba değil mi Gürbüz? Tuz koydu Zuhal Hanım. Koydu ama yetersiz kalmış. Kalmış. Şöyle bir şey var. Evet. Tuzu şöyle bir koklatmış. Tuzu çok fazla ara koymuş. Tuzu göstermiş çekmiş. Ama her şeyin bir kararı olması, dengesi olması gerekiyor. Burada o biraz şaşmış. Altta kalmış tuz oranı. O konuda haklılar. Bir tık da koyu olabilirdi ama onun dışında ben fiyasko olduğunu düşünmüyorum. Bence tuzsuzluğundan dolayı eleştirilebilir bir çorba ama onun dışında güzel bir çorba. Tavuklu un çorbası fiyaskoydu. Ne kıvamı vardı, ne tuzu vardı, ekşisi güzel değildi. Tavuklu un çorbasının tadını kıvamı yerinde değildi. Tuzu kesinlikle yoktu. Hiç sıfır tuz bir çorba ve kıvamında da sıkıntı vardı. Hafif daha kıvamlı olmasını beklerdim. Halil Bey'in kabul etmemesine gerek yok. Zaten çoğunlukla çorbanın tuzsuz olduğunu kanaatindeydi. Hepimiz aynı fikirdeydik. Çorbada kesinlikle tuz yoktu. Zuhal Hanım bir de hiç kimse menüsü bu kadar benim kadar ağır olmadığı için beni bastırmaya çalışıyorlar. Ama bilemeyiz. Asıl o... Evet. Ama sen neden bu tepkiler
boşuna değil Zuhal Hanım. Bu kadar tepkili aşağı çekmeye çalışıyorlar şu an. Tamamen beni aşağı. Sizliğine bu tepkiler. Beni aşağıya çekmeye çalışıyorsunuz. Siz daha bilmiyorsunuz menümüzü görmeden niye erken karar veriyorsunuz? Bu kadar tepkiniz niye? Korktunuz çünkü. Hayır, çorbayı beğenmedik diye olabilir mi? Hayır, korktunuz çünkü. Halil Bey, ben sizin menünüzü gördüğümde evet dedim Halime Hanım. Çok. Evet, demin de demiştim ama Halil Bey var burada. Evet ama şöyle söyleyeyim, ama sizi görünce yani bu çorbayla birlikte rahatladım. Rakip çabuk olarak da rahatlamayın bence bu çorbadan. Yani çorbayı böyle... Ne çabuk karar verdiniz? Aa, astınız, biçtiniz, gönderdiniz. Zuhal Hanım, çorbayı yapamamışsa çarşaf böreğini nasıl açacak diye düşünüyorum. Aa! Yani o çarşaf börek... Öyle bir açtım ki. Bu arada çarşaf böreğin içerisinde ne var çarşaf onu da bilelim. Ispanak. Tulum peyniri. Ay, ispanak tulum peyniri. Ispanak. Niye donmuş sevmez misin Aytaç? Donmuş ıspanak. Evet. Ne? Ben donmuş ıspanak yemiyorum Halil Bey. Yiyeceksiniz. Alerjim var benim. Bugün yiyeceğim. Alerjin mi var? Yapacak evet, bir şey yok. Alerjim donmuş var donmuş ıspanak. Evet aynen öyle. Taze ıspanak olsaydı belki bir nebze tatardım ama donmuş ıspanak benim alerjim var. Ben nasıl yiyeceğim? Bu arada ıspanak neden mi? Dur Aytaç dur şunu bir sindirelim. Donmuş ıspanağa alerji teşhisi nasıl konuldu sana? Nasıl konuldu? Ağız içinde damak içi kaşıntı şişme oldu. Yapar o ıspanak herkes yapar. Çok ettiğim için. Salim Bey zaten mesleğini size söylerken yalan söyledi. Gürbüz bana orada diyorlar verdi zaten. Benim yalan dışım olmaz Ali. Dur bir saniye oraya geleceğiz. Benim yalan dışım olmaz. Danışmanlık değil. İspanağın tazesi yapar o etkiyi. Bana donu yapıyor. Donuk ıspanak. Şoklanmış. Donuk yediğiniz için yapmış olabilir mi? Size her şey alerji yapıyor olabilir mi? Yok sadece ıspanak. Tamam. Raporun var mı doktorda? Rapor almadım tabii ki. Ağzım içinde kaşıntı oluyor. İlaç var mı kullandın? Kullanmıyorum. O zaman alerjin yok, hassasiyetin yemiyorum. Var. Hayır, ıspanağı yediğiniz için hastanelik oldunuz mu? O kadar da değil. Ama o ağzım içinde kaşıntı, evet. Kaşıntı damaklarımda ve dilimde şişme yapıyor. Tamam, bak. Dilinizde şişme yapıyor olsa hastanelik olursunuz, nefes almanızı engeller. Anafilaktik şoka girmesin evet. Burada Allah korusun. O kadar değil, anafilaksi kadar değil canım yani. Ispanak dolmuş değil ki aslında. Bilerek yaptım. Yani rahatsız ne? Ediyor. Rahatsız ediyor dur ıspanak. Dur bakalım, daha giderek yok, rahatsız ediyor. Görmeye tahammülüm yok. Ben aslında ıspanak sevmeme geleceğiz en son, günün sonunda. Yok, ıspanak sevmiyorum diye rahatsızlık de, veriyor bana. İyi de donuk ispanak dediğin şey pişiyor. Tamam ama şoklanmış yani, ıspanak olmuyor. Rahatsız ediyor beni. Bu da benim metabolizmam. Ne yapayım ya? Yani? Peki benim normal ıspanak yemeği yediğinde olmuyor mu aynı ispanak şey? Ispanak yemeği yemiyorum. Çünkü rahatsız edeceğini biliyorum. Yemiyorum. O zaman donmuş ıspanak değil, genel olarak ıspanak karşı biraz taze ıspanak yedim. Çok da fazla yemedim. Denemek için yedim aslında çok uzun yıllar önce. O kadar rahatsız mi? Etmedi. Yemedim. Peki yemek yarışmasına gelirken bu ihtimali düşünmedin mi? Vallahi bir ıspanağı da düşünmedim. O da çarşaf böreğin ıspanaklı olacağını da yüzde kaç ihtimalle artık denk gelirse. Ya doğru. O da bana denk yani geldi. Yemek yarışmasında ıspanaklı bir şey denk gelmesi binde bir. Yani ne kadar bir ıspanak oran yatağı yani. Yapılıyor. Mesela sen bizim programı da seyretmiyorsun. Seyrettim. Her hafta ıspanaklı bir şey oluyor. Her ispanak hafta. Yatağı yapıyor, kremalı üzerine et koyuyor sırf ıspanak. Ispanaklı börekler, ıspanaklı şeyler, puzzle'a, şey ıspanaklı boraniler, yoğurtlamaları, şusu busu. Ben hiç görmedim. Vallahi denk gelmemiş zar. Allah kolaylık versin sevgili teşekkür Salim ederim. Çok ama bugün oldunuz, yiyeceğim. Mevsim ıspanak mevsim neden donmuş? Onu ben merak donmuşum ediyorum. Soracaktım. Onu merak ediyorum. Neden donmuş ıspanak Halil? Donmuş değil. Kim aldım bizzat doğradım yıkadım. Kim çıktı? Yani hazır temizlenmiş ıspanak mı almış krize sokmak istedim. Ha mahsus demiş. Salim Bey'i biraz krize sokmak istedim. Aa, Allah Allah. Sen de az değilsin. Tamam Halil Bey. Ama bir şey fark etmiyor ki. Tamam. Taze ıspanakta da bir kere yemiş yıllar evvel bir daha da yememiş. Yani yemedim bayağı rahatsız etti çünkü. Allah Allah. O yüzden de ben bir daha ıspanağı yememe kararı aldım. Dudaklarım, dilim, damaklarım çok... Yaşayıp göreceğiz rahatsız. Be. Şurada ne yazıyorsa onu yaşayacağız Salim. Sizin donu alerjiniz var. Beyefendi tazesini ispanak yapmış. Ispanak komple alerjim var. Hani bana ya. Soruyorsunuz ama ya. Ama az önce sen gerçek de mi o yarışmacılar? Gerçekten mi söylüyorlar böyle şeyleri? Sizce biz böyle bir şeyi birine neden söyletelim veya bizim aklımıza gelir mi? Şimdi ben taze diyorum donuk diyor adam. Ben onun aldığı ıspanaktan bahsediyorum. Evet. Donuk şimdi ıspanak taze dedi ama. Taze dedi ya. Donuk ıspanak demedi mi? Şaka yapmış. Şaka yapmış. Nasıl şaka bu ya? Salim Bey bizi şaka yaptım. Bizi seyretmediği gibi dinlemiyorsun da Salim. Ya, Halil Bey. Adam dediğin mahsus şaka yaptım. Biraz... Nasıl şaka bu ya? Hadi gel de inandır. Kendim doğradım dedi. Aldım yıkadım dedi. Kendim doğradım. Gözüm görmeden inanmam.
Daha 15 dakika oldu ama ben şimdi ederiz. Bu haftaki kotamı neyse, doldurdum. Biraz daha mutfağa gezerim bakarım. Ispanak kalıntılarını bulmam gerekiyor. Taze ıspanak kalıntıları. Hayır, zaten donmuş olan ıspanak pişti ya şimdi. Pişirdi ya. Donmuş değil Nazlı. Donmuş değil. Hayır hayır değil. Örnek veriyorum. Taze. Nasıl sen onu donmuş değil arkadaşım. Olduğunu ayırt edeceksin mesela. Ben de onu sordum dedim ayırt ama. Ayırt edemezsin, edemezsin. Ama onun söylediğine güvenmek zorundayım ben burada. Neyse ben her şeyi bırakıyorum. Keşke ıspanak olmasaydı bu niye? Çarşaf böreğinin içinde. Neden? Ve ben hiç ıspanak sevmiyorum. Aa, buyurun. Aa, buyurun. Ben yapmadım ama ben şimdi. Buyurun, ne yapacağız? Ucuzum. Ne yapacağız tatlış ko? Tadına bakacağız, yorum yapacağız mecburuz. Üzgünüz, sorry. Üzgün sizi biraz yoracağız. Her şey önünüze çıkabilir. Bunu yani. Sevmiyorum, onu sevmiyorum diye bir şey olamaz ki. Çoğu örneği vermek istemiyorum ama bu programda yani. Neler yenildi. Evet. Bakalım bu haftada belki böyle enteresan bir yemeği olan vardır. Yılan balığından suşi yapar. Ne güzel olurdu. Ay, bak, suşi çok severim. Ispanak yemiyorsun onu mu yiyorsun? Çiğ balık yerim. Suşi seversin. Çok seviyorum. Al buyur işte. Stik de yerdim. Ben zaten az pişmiş et seviyorum. Öyle mi? Pişmiş kırmızı et. Bak herkes değişik herkesin. Mesela geçen hafta bir yarışmacı et yaptı. Ortası kırmızıydı. Bu çiğ ben bunu yemem dediler. Ben hayatta suşi, muşi öyle şeyleri yiyemem. Vallahi ben... Ispanak mis gibi bence gayet de güzel. Suşiyi ben de yiyemem. Ama şöyle bir bayılırım. Şey var. Hiç sevmem. Yani çiğ şeyler yiyemem zaten de. Evet. Ama yarışmaya da geldiğimizde hani şunu yiyemem, bunu yiyemem de olmaz yani. Olmaz hani değil mi Aysel? Yemek yarışma. Olmamalı. Sevmiyorum dedim Aysel Hanım. Yiyemeyeceğim demedim. Evet. Sevmiyorum. Yani, mecburen yiyeceksiniz. Nazlı senin var mı canım yemediğin bir şey? Zeytin. Zeytin ne? İnşallah zeytinli bir ürün yoktur. Siyah zeytin yiyemiyorum. Aa, ama salataya malataya Ali, koyuyorlar bizde. Evet Ali, yemiyorum. Pizza yapıyor koyuyor. Pizzayı zeytinsiz yerim. Senin de nasıl bir geçmişin var zeytinle? Bir geçmişim yok hiçbir ne şekilde. Oldu, ne İlk defa 27 yaşında yedim. O da hamilelikte aşı erdim yedim. Onun dışında bir de ağzıma yine sürmedim. Tadını mı sevmiyorsun? Bence çok gereksiz. Bir tadı yok ya. Böyle ekşimsi böyle tuzlu bir şey değişik yeşil bir şey. Yeşil zeytin. Hamilelikten sonra biraz başladım. Yiyebiliyorum yine nasıl. Ay ben de hamilelikte ha bir yeşil zeytin. Ne sev? Aşı yermedim ben ama yeşil zeytin evet. Çok yerdim. Yanındaki yemeğimiz neydi Halil? Yoğurtlu cevizli semizotu. Yoğurtlu cevizli semizotu ve çarşaf böreği. Hemen bakıyoruz. Dadua. Halil Bey biraz daha yağ yok mu ya ekstradan alaydık bunun içine? Mübarek. Hangisi için diyorsunuz? Bakar mısın şunu? Biraz fazla kaçmış olabilir ama... Biraz fazla. Sanki... O gayet lezzet versin diye. Zeytinyağı zararlı bir şey değil zaten. Bu marketten mi zeytinyağı? Kendim Manisa'dan getirdim. Aa işte onu soracaktım. Kendim getirdi. O zaman şişeyle dökeydin. Bunu kendim getirdim Manisa'dan. Ne diyorsun? Tabii ki. Harikasın. Eline ayağına sağlık, emeğine sağlık. Ne demek var, vallahi şu zeytinyağı Manisa'dan gelse ekmeğinizi banında gerçekten bir bakın yani. Gerçekten burada gösterebilirim isterseniz. Bakalım dilinde bir şişme. Ne zamandır yemiyordunuz ıspanak? 2015 yılından beri yemiyordum. Aa, 2015 hatta daha da yaklaşık olarak kaç dakika sonra etkisini görmeye başladım? Yarım saat sonra falan. Ama bu kadar yemekten de bir şey olacağını sanmıyorum. Yok canım olmaz. Tatlık olur sonuç olarak. Olmaz. Şu şekilde görüldüğü gibi. Ne var şeklinde söyle bize anlat. Anlatayım. Hamuru güzel. Onu dile getireyim. Böreğin hamuru güzel. Hazır yukta değil, kendi tadı başlıyor. Tadı tuzu yerinde. Hamur tadı tuzu yerinde. Evet. Yok şimdi bir de derler hazır yukta kullanmış diye. Ha, sen de. Hamur güzel çünkü el açması dediğin için hamur güzel. Ben de hamur işinden iyi anlarım. İyi bir pizzacıyım ben de aynı zamanda. Nasıl pizzacısın? Çok iyi pizza yaparım. Aa ne güzel. Kitabını yazacak kadar videom var. Hamuru döverek açtım. Süper. Görüntüde sorabilirim. Hamur güzel. Lakin pişirme tekniğinde ufak tefek sıkıntılar yaşamış herhalde kardeşimiz. Bir tarafı pişmiş, bir tarafı çiğ kalmış, bir tarafı yamulmuş, dışarı akmış. Veya sarma konusunda sıkıntı yaşamışsın sen sarma bu direkte. Sarma konusunda sıkıntı yaşamış. Sadece fırın yani şeyi biraz. Hamuru güzel, tadı genel olarak çok da
iyi bulmadım açıkçası. Semizotuna gelince, semizotu gayet basit bir şey zaten. Basit mi? Çok basit. Peki, yapılan bir şey. El açması börek var, yanında da semizotunu yetiştirmeye çalıştım size. Çok ara basit sıcak şey. Bu. Şu semizotunu, bu sadece semizotunda... ara sıcak. El açması, böreğim var, ıspanağım var. Semizotunda, bak, müsaade eder misiniz Halil Bey? Ama ben de menümü savunmak zorundayım. Önce ben konuşayım, siz konuşun basit, ya. Basit, bu basit. Basit diye bir şey yok. Ben yorumu yapayım, sonra siz konuşun. Sirkeli suda bekledi. Tek tek ayıklandı. Börek tamam. El açması. Tamam. Hamuru mayalandı. Tamam. Yağlandı. Daha sayayım mı? Halil aşamalarını Bey. Sayayım. Halil Bey, ben börek. Yorumumu yapayım, göçmenler sonra siz börekler. Konuşun ya. Aa, onu bilmek istiyorum, yanlış anlamadım. Yok, ben göçmenler. Böreğiniz mayalı mıydı? Normalde börek. Mayalandı dediniz de o yüzden sordum. Bekletiyorum ya mayalansın diye, ha. Kendince kabarsın diye. Ya bekleteceğim. Doğrusun, sonuç olarak el açması hamur yapıyorsun. Sadece sorusuna cevap verdim. Yani bekletmek zorundasın çünkü maya var hamurda. Tuz yok, maya yok dedi. Ne koyduysan artık hamura. Maya yok. Sen nasıl pizza hamuru yapıyorsun? Bana bir onu söyle. Yapıyorsun derken? Yapıyorsun dedi. Siz neden Türkçeyi böyle konuşuyorsunuz? Ben Türkiye'yi dinledim, çok rahatsız yapıyorsun? Oldum. Yapıyorsun, börek falan olmadı ya. Yani. Börek, biz böreği bu şekilde konuşuyoruz. İzmirliler o şekilde konuşuyor. Aytaç'a. Ya nasıl rahat hissediyorsa öyle konuşabilirim yani. Türkçe yani. Düzgün hani, konuşalım. Valla benim de Türkçem çok düzgün ama değil Aytaç Hanım. Telaffuza dikkat etmek lazım mı? Evet yani elimizden geldikçe ama yani neyse koyuyorsun. Diyemeyiz. Şimdi ben Türkiye'li olmadığım halde Türkçe'ye bu kadar özen gösterip. Nerelisiniz? Azerbaycanlıyım ama Türkçe'ye birçoklarından Halil Bey'den düzgün. Ama biz yani böyle, bizde böyle. Ben nasıl, de mesela bizde böyle diye bir şey yok. Yerimizde böyle olmuş. Bende şive var mesela Zuhal Hanım. Bende de şive var. Olabilir. O başka. Evet. Ya onu değiştiremedim. Etmek başka kelime. Ha. Şive başka evet, bir şey. Şive, canım. Börek tabii canım. Bizde börek. Direkt börek. Börek diye. Börek. Anlatamayacağım ben şimdi, neyse. Aytaç Hanım'ın insanların konuşmalarını düzeltmesini gereksiz buluyorum. Çünkü kendisi Azerbaycanlı bir bayan olduğundan dolayı özellikle Türkçe'ye düzgün konuşma gibi bir kendisine rol biçmiş. Ama bu rolün, yani sen bir TDK değilsin. Bunu da düzeltmenin bir anlamı yok. Biz hepimiz Türkiye'de doğduk, büyüdük. Gerekli Türkçe'yi de gerektiği gibi konuşuyoruz. Kimsenin düzeltmesine gerek yok. Onu çok yapmacık ve gereksiz buldum. Hanımefendi, Türkiye'de milyonlarca insan, Karadeniz, Doğu, Batı, Ege, herkesin kendine göre şivesi var yani. Siz gelip herkesin tek tek şivesini mi düzeltin? Siz kendi işinize bakın. Dağdan gelip bağdakini lütfen müdahale etmeyin. Aytaç Hanım'ın insanları konuşup düzeltmesi şunu ekleyebilirim. Aytaç Hanım Azeri kökenli bir bayan olduğu için o Türkçe'yi özüyle konuşmaya çalışıyor. Okuyarak, anlayarak öğrendiği için ona bazı bizim şivelerimiz, biliyorsunuz ülkemizde doğu, güneydoğu, kuzey, güney şivelerimiz var. Onun için şiveler ona tuhaf gelebilir ama pek de normal değil bence ya. Yapmaması lazım. Gayet basit bir... Peki basit ama olmuş mu? Yok. Gördüğünüz gibi, şekilada görüldüğü gibi. Neyi olmamış? Ya neyi olmamış? Bir... Bana pizza hamurunu anlat. Pizza hamuru yapıyor tadım, mu? Tadım, pizza tuzumda. Hayır. Tadımda, tuzumda. Neyi olmamış? Bak, pizza hamuru diyorsun. Şunun. Burada basit olan şeyi bana söyler misin? Yapımı basit. 3 dakika. 3 dakika. 3 dakika. 3 dakika. Şunun yapımı 3 dakika. Yanındaki? 3 dakika. Yanındaki bunun... aşçı ya, basit olmayacağını bilmek gerekiyor. Aşçı değil ya, nereden şu çıktı? Aşçı. Bugün her şey birbirine girdi. Aşçı. Aşçı mı? Gürbüz bana tüyü verdi. Tanışmak çok önemli değil mi? Argelerini yapıyoruz. Aşçı. Aşçıyım. Hani nerede tanışmalık? Ben anlamadım. Danışmanlık yapıyorum. Arge şirketi dedin. Aşçı demedin. Bir saniye. Aşçı olduğunu söylemedin ki. Söyledim aşçı. Neden tanışıyorsunuz gerçekten? Hayır. Bak ben sana sordum. Ne iş yapıyorsun dedim. Danışmanlık dedim ve Arge işleri yapıyorum dedim. Evet, şirketi. Aşçılığı şu an duyuyorum. Aşçılığı nerede yaptınız? Şirket bütün. Ne zaman yaptınız aşçılık ve nerede yaptınız? 25 yıldır aşçılık yapıyorum. Oo, şu anda da yapıyor musun? Tabii. Bir de söylemiyorsunuz. Gürbüz'den al haberi. Ben de söylemiyorsunuz dedim. Danışmanım. Hatta biraz içine konuştuğu için anlamadım da. Artık bıraktım. Onların personelleri yine durur. Mutfak argelerini ben yapıyorum artık. Tamam, sen bunu dedin, biz aşçı olduğunu, eski aşçı o zaman. Yani devam edin çünkü bu işin danışmanlığını yapıyorum artık. Ne güzel. Ama eskiden aşçılık geçmişim var. Mutfaktaki eksiklerini gideriyorum, argelerini yapıyorum, demolarını yapıyorum. Eskiden peki eğitim almış mıydın? Yok, çekirdekten yetişmiş. Çekirdekten yetişmiş. Olabilir ama yıllarını vermiş bu mesleğe yani. Tabii. Sonuçta. Sonuç olarak eğitimini almış. Peki, Nazlı'ya geçelim artık. Kuvvetli bir menü bekliyordu o zaman. Ben de bekliyordum. Evet, şu an bekliyordum. Kuvvetli bir menü. 25 yıllık aşçıya göre. Tabii ki. Salim Bey bence bize bir gözdağı vermeye çalışıyor. Son anda ben aşçıyım dedi. Ben muhteşemim edasıyla öyle söyledi. Ama Zuhal Hanım bunu ilk sorduğunda bunu sakladı. Neden sakladığını anlayamadım. Ya kendine güvenemiyor
ya da bir sürpriz bizi bekliyor. Salim Bey neden aşırılığını sakladı? Tamamen kendine özgüveni olmayan bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgüvenli bir insan olsaydı aşırılığının üstüne basa basa söylerdi. Ve ben aşçıyım, bu şekilde sofra hazırlayacağım, dört dörtlük sunacağım size derdi. Ama bunu gizleme tercihinde bulundu ki o gün herhangi bir problem yaşadığında onun altına sığınamamak için. Evet Nazlı. Ben böreğin tadını beğendim. Oo, yenişin afiyetler. Ama yeme derken hepsini yiyemedim çünkü porsiyonlamada bir sıkıntı vardı. Herkes yemişsin ya. Hayır, benimki küçüktü. Herkese çok küçük parçalardı. Evet, aynen. 4 taneydi ama benimkiler çok küçük parçalardı. Ha, parçaların küçüktü. Bana da 2 parça kadar olmuştu ama önemli değil yani. Tattım ve yeterli. 2 parça mı? Evet. Gerçi büyük 2 parça mı? Bizimkileri bölmüştük küçük. Bu büyük, bir küçüğü daha vardı. O ha, ben görmedim, bilemeyeceğim. Size hatta baktım, hepiniz torpillisiniz. Bize... Ama evet. Söyleyin bunu. Porsiyonlama önemli. Evet, evet. Başta hepsini yemiş değilim. Başta geldiğinde çünkü biz göremedik ne kadar yediniz. Ama ben orada eşit oranda hepsine öyle baktım. Öyle mi? Eşit koymak zorundasın. Eşit koydum. Bu senin görevin. Porsiyonlamaya eşit. Ya, yok, eşit yapmaya çalıştım. Evet. Gözümden kaçmış olabilir. Bunu ama başta söyleyin ki herkese aynı, kendine de dahil olmak üzere bütün tabakların evet. Aynı olmasını istiyoruz. Evet. Böreğin tadını beğendim. Bence gayet güzel, hakkını vermişsiniz. Sağ solu pişmiş içi. Ben Salim Bey'e katılmıyorum. Çıtır sert dediniz ama asla sert. Yok, bir börek değil. Yok, sert değil ya. Gayet güzel kesiliyor ve yeniliyor. Bence siz bahane görmüş bulmak için bahane gibi buluyorsunuz. Seninkinin biraz kenarı fazla yanmış. Onu, ama onu gördüm. Şey gelmiş, kenar ama gelmiş kenar yani. O, kenardır. Sen niye ortasından koymadın? Kaydı. Çok yetişmeye çalışıyordum ya. İnşallah puanlar da kaymadı. Hayır. Sadece kaydı ama sorun yok. Pişmesiyle ilgili yok, sıkıntım yok. Sıkıntı yok. Salim Bey'den korkup ona fazla porsiyon yapmışsınız ama çok yemedi, yemedi. Beğenmedim. O ıspanak yemiyor diye yememiş bak herkes. Beğenmedim. Bir sürü yağ var içinde. Bakar mısınız her tarafına yağ. Semizotundan bahsetmiyorum. Ama börekten bahsediyorum. İkisi de aynı şekilde. Ya. Hamuru güzel. Hamur güzel. Ispanak yemedi. Halil Bey bir şey soramam mıyım? Siz yorumcu yapmışsınız. Sıra bende, ben Nazlı tamamla semizotunu. Salatayı da beğendim. Semizotunu da beğendim. Yağ dediğinizde zaten bu üzerine gezdirdiğiniz bir söz herhalde. Evet. Sadece sunum açısından. Doğru. Ben başarılı buldum arasıca. Peki Aysel sendeyiz. Ben şunu sormak istiyorum. Neden semizotuyla böreği aynı tabağa koyduk? Evet. Bakın mesela bravo, birbirine doğru girdi. Bir soru geldi. Yağla börek karıştı. Hani tatlarını bile anlayamadım ben şu an. Yani ben normalde yani yağı bu kadar çok olacağını tahmin edememiştim ama. Yağ çok olduğunu itiraf ediyorsunuz. Aynen. Bakın kendi ağzınızla itiraf ettiniz. Orada servis esnasında fazla kaçtı ama çok lezzetli kaçmış. Olduğu için o yüzden zaten aktı o. Durmadı üzerinde. Siz zaten sadece ama şimdi sen şık ne olursa değil. Olsun evet. Şık da görünmüyor. Evet. Hoş da görünmüyor. Bir de böyle yoğurtlu, yağlı bir şey. Bu kadar yağ da gerek yok. O konuda haklılar. Çok kaçırmışsın. Sen bunu ayrı bir tabakta getirseydin, böreğini koysaydın. Belki evet. Tabak dolu dursun diye öyle yapmak istedin ama yayılıyor, yağlar aktı, böreğe baksana. Olmadı evet. Bu. O konuda haklı. Birbirine girdiği için o tadını haklı. Çok alamadım. Şöyle söyleyeyim. Evet, böreğin açılışı iyi, fena değil. Tadı da fena değil. Aa, çok mu beğendim? Hayır, aman aman, hani benim boşnak arkadaşlarım çok vardı. Neden? Ya şimdi bu sarma şekli bazı tarafları çok ince olmuş. Azar yufka değildi. Azar yufka olsaydı evet dediğiniz gibi. Hepsi eşit oranda olacaktı. Açma olduğu için yani açabildiğim yani kadar açtım. Kadar... Alanlar mı yok, sizi orada. O konuda tebrik ediyorum. Bir erkeğe dolayı. Göre çok güzel açmışsınız evet. Ama şunlara dikkat ettim. Yani bazı tarafları gerçekten sert Halil Bey sert dediği gibi. Sert değil böreğim. Kenar kısmı geldi. Kenar kısımları evet. Bana geldi o zaman. Şuraları fazla pişmiş. Yani yanığa doğru gitmiş. Onu da söyleyeyim. Ben yufkayı sararken bir tarafı mesela iyi sarılmış, bir tarafı daha ince sarılmış. Yani ıspanağı böyle şeffaf görünüyor. Zaten birbirine de girdiği için. El açması olduğu için şeffaf şey görünmesi gerekiyor. Anlayamadım. İncecik açmış. İnce açmaya hayır, çalıştım. Hayır, bazı yerleri de mesela yani, çok pardon. Bazı mesela benim şu tarafı çok kalın olmuş. Yorum bir bitirirse o zaman. Bu tarafta çok kalın peki. Olmuş. Semizotu için de şunu söyleyeyim. Yani çok beğenemedim. Neden? Bu da tuzsuz geldi bana. Tuzsuz değil. Tuzsuz geldi bana. Tuzsuz. Benim tadıma hitap etmedi. Bir tuzsuz. De dediğim gibi yağ çok fazla olmuş. Zuhal Hanım da söylediği gibi yağ çok fazla olmuş. Onun dışında da zaten semizotuyla yoğurdu alın karıştı. Dediğim lezzetli gibi tuz yani burada önemli olan tuzu güzel kavurmuşsun. Evet. Yoğurt oranı tamam. Evet. O konularda bir sıkıntı yok. Bazen semizotu az oluyor, yoğurt çok oluyor evet. Da tam tersi oluyor. Semizotu oluyor, yoğurt olmuyor. Onu dengelemişsin. Sulanıyor bence. Bazen semizotu sulandırıyor. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Yoğurdun doğru bir yoğurt seçmişsin. Değil. Ama tat alamadım. Yani tuz alamadım. Börek dediğim börek. Gibi fena değil ama birbirine börek. Karıştığı için gerçekten tuz... size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bunun da tuzu eksik. Böreğin de tuzu eksik. Tulum peyniri koymuş ama...
Yok alamadım. Alamadım. Unun peynirin tadını hiç alamadım. İnan söylemeseydiniz. Ver bir parça. Bilmeyecektim. Aytaç. Ben Salim Bey çok özür diliyorum. Tulum peyniri söylemeseydiniz içinde olup olmadığını bilemeyecektin. Aytaç seni de dinleyeyim şimdi hemen. Şimdi bütün arkadaşların söylediklerini tekrarlamak istemiyorum. Bravo. Öncelikle aynı servis tabağında olmaması gerekiyordu iki parçanın. Yağ birbirine karışmış. Ben böreği beğendim. Karışmamıştı ama devam edebilirim. Şu anda karışmış görüyoruz. Karışmamıştı. Ben yorumumu yapayım daha sonra siz söyleyin. Yok söylemek zorundayım. Sizin tabağınızdaki yağınız karışmamıştı. Ama sürekli ben sizin burcunuz ne çok oğlan, bağırıyorsunuz. Karışmamıştı ama. Tamam karışmamıştı. Karışmış olmasaydı okey. Böreğinizi beğenmiştim ama şimdi bakın eksiklerini görmemeye çalıştım. De. Halil sen de dur kadın beğenmişti hazır eyvah. Bu kadar yağ da getirdiğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Özenmişsiniz bizim için sağ olun Melisa'dan. Ama bir tık tuzsuz olmuş. Ben onu hoş buldum. Birbirini tamamladı. Böreği çok tuzsuz bulmadım gayet. Bence de börek tamamdır. Güzeldi. Elinize sağlık. Böyle ikisinin aynı tabakta. Çok özür diliyorum. Peki eline sağlık. Biz ana yemeğe geçelim artık. Eline sağlık. Ben alamadım. Ben bir tık pardon. Aldım. Evet. Ben hiç peynir tadı alamadım. Hiç alamadım. Ne kadar peynir koydun? Tulum peyniri? Şunları da bırakayım. Yani bir kalıp aldım. Onun yarısını koydum. Öyle. Bir kalıbın yarısını. Ama eridi. Evet. İçinde eridi. Erir. Erir tabii. Yani. Erir. Ama yine onun bir damakta bir tat bırakır. Ben aldım bırakıyor. Ama size mi geldi? Bırakıyor. Ben de aldım. Yememişler herkes Doğal Hanım. Ben aldım. Ben tulum peyniri tadını da aldım yani. Aynı güzel şekilde. Güzel. Ya börek güzel. Ama hani dediğim gibi bir kısmı kenarından koymasaydı keşke. Tamamen ortasından verseydi yarışmacıları da. Çok da kenarını kendine alaydı. İncecik açmış aman şimdi. Aman aman bir... onu bilemem aman aman değil mi? Alkışlanacak bir börek değil yani. Alkışlanacak bir börek değil, değil diyorsun. Değil yani böyle... Ama hepsini yani bu kadar ince şöyle, açması zaten da... Bence bir erkek eline göre gayet ya erkeğin kadını yok bu işin. Ama yani şey bize el açması denildiği zaman, menü geldiği zaman ben hemen bir... Kadın olduğunu düşündüm evet, şimdi. Ben de öyle bu bir şeydir, ön yargıdır. Ama Salim Bey, bu masaya önümüzdeki hafta için, bu hafta için hazır yufka bir şey gelirse sıfır. Direkt bilginiz olsun. Paçam da var görüyorsun. Hazır yufkayla gelen her şeyi yani hiçbir şekilde menümde... Hele sizden hiç asla beklemiyoruz. Sizin gibi bir arşından asla biz kesinlikle evet. Menümde sıfır hazır ürün kullandım Doğal Hanım. Herhalde siz şimdiden kendinizi sıfıra... Herhalde yanlış duruyorsunuz. Menümüze göre değişir. Paçanga derken menümde paçanga böreği mi var? Olur. Flex paçanga olur. Koyun ister. Niye söyledin şimdi? Yasak söylemiyorum. Söylemiyoruz. Eyvah eyvah. Ve hazır yufkada. 25 yıllık aşçı mı? Paçanga mı? Bildiğiniz paçangadan değil mi? Ben espri yaptım sandım. Bildiğiniz paçangadan gerçekten değil. Gerçekten espri yaptı sandım ya. Ciddiye bile birincisi, almadım yani. Birincisi menünüzü söylemeyin. Yasak. O gün öğreniyor yarışmacılar yarışacağınız gün. Hadi kaçtı ağzından. Keşke bu kısmı kaçmasaydı menünün de başka kısmı kaçmasaydı. Hayır iki saat adam elle açmış böreğine laf ettiniz. 25 yıllık usta işte. Salim Bey. Adam benim hazır yukama laf yaptı. Böreği açmış sen paçanla 25 yıllık aşçı. Ama o gün gör. Ben de aşçı da değilim ben aşçı da değilim. Vallahi espri yapıyorum. Yalnız Salim yapılan seni ben de kurtaramam. Göre... Ya tamam kurtarma. Flex'i gün... paçakal paçanga ne ya? Açıklamasını yapmayacağım o gün görürsünüz. Madem böreği açanla içeriğini de açıklayın. Yok açıklamayın. Açıklamadan hani girmeyelim. Standart içine girmeyelim. Koymuştur pastırmasını, şey kaşlarını. Çıktı. Yufkayı kendiniz mi açtınız verecek önümüzde. O gün gelsin bakalım. Açacak mı? Paçanga hazır yufkadan yapılır. Avcı böreği hazır yufkadan yapılır. O gün gelsin bakalım. Paçanganın yani, da zaten bir standartı açız, var. Doğal Hanım düşündüm kendi açacak. Diye. Bir umut. Yani. Belli mi olur Aytaç? Mutfağa bakabiliyoruz mu Halil Bey? Çok geç. Hayır bir de el açma böreği iki saat çok eleştirdiniz geç? Yani. Evet. Burası daha geç bu hazır. Saatten sonra mutfak yok. Ana yemeğe şundan geçtim çünkü geç. Artık. Evet haklı. Bu mutfağa bakmak isteyen yarışmacılarımız olursa lütfen en başında söyleyeyim mutfak karışmadan. Ya ben mutfağa bakma taraftarı Salim değilim açıkçası. Salim istiyor ama geç kaldın biraz. Olsun. Yani başında arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum. Biz özellikle hep beraber sizin gününüzde ilk mutfağınıza bakacağız. Bekliyorum. Ben de aslında mutfağa bakma taraftar değilim ama sizinkine bakmak ben bakarım yemeğin yapıldığı yeri merak ederim. Görürüm. Keşke Halil'le böyle karşına almasaydım. Yani yemeği bir kötü. Erkek olarak belki bir dayanışma içerisinde bu kadınlar seni çiğ yiyecek Salim. Mideye mutfağına girecekler mideye o paçakayı sana. Mideye otururum. Au. Ne diyorsun? Mideye otururum. Mideye otururum diyor Gürbüz kalktı. Ne oldu Gürbüz? Aynı zamanda pizza ustası Zuhal Hanım. Neden paçanga yapıyor anlamadım. Evet ara sıcak evet o çok doğru. Baran iki. Bu bahsettiğim... Pizza ustası paçanga mı yapıyor? Bu bahsettiğim... Skandal. Bahsettiğim börek sizin normal kafanızdaki paçanga böreğinden değil. 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 Peki pizza ustası mısın sen? Evet. Nasıl bir paçanga yapıyorsun? Çok iyi pizza yapalım. Peki neden paçanga?
Pizza yok mu? Çünkü mini onu pizza... takmanız gerekiyor. Sizin takmanızı istiyorum o böyle. Aa doğru, hayatımızda hiç paçanga yemedik. Flexi bir de. Bir de flexi. Tabii. Serbest uçuyor mu, ne yapıyor, çok ben merak ettim. Ben paçangayı inanın evime gelen misafire bile normal misafire bile ikram etmiyorum. Yaptığımız şekilde görürüz. Yastık lezzetli bir börek, bak bak. Ya o kadar çok artık ya, çok yapıldı. Yenildi ki şimdi, değil mi? Hani artık şimdi, gerçekten yoksa güzel bir börek. İsmi bile... Paçangayı herkes farklı yorumluyor. Tabii bilemem. Adam belki de... İsmi paçanga. Şaka tamam, bir tarafa. Farklı yani yorumluyor. Kendi yorumunu benim katar. Benim kendi yorumum var içinde. Aynen öyle, farklı, muhakkak farklı ki. Farklı şekilde yapılıyor. He. Hakkını vereceğinizi umuyorum. Çünkü hakkaniyetli insanlara benziyoruz hepimiz. Ben burada. Bugün ön yargılı olmak istemiyorum. Yani, dediğim gün yani, kesinlikle yorumun... Yani, çünkü bu masada olması gerektiğini düşündüm o böreği. Aç düğmeni, rahat et ya. Ya benim rahat. Açıkçası şöyle, hem aşçı olduğunuzu duyup hem paçanga böreğini bıçağı de üstüne bırakalım patlatınca benim valla pek şeyim kalmadı yani. Hani ben ama şimdi de... Ama benim çorbanızı da çok merak yani, ettim. Dur, hadi bir mercimekle başlarsın gibi geldi. Ön yargılı olmayın. Aşçı deyince yüzünüz ben... Ne? Beklentimi yüksek ya tuttum yani. Ne ben ahçıyım deyince. Ne oldu, ne diyecektin? Zuhal Hanım 5 yıl cruise gemisinde çalışmış. Üstelik şef olarak. Evet. Bak. Bak seni gidi Salim. Salim Bey başka takıldığınız şeyler var mı bizde? 5 yıl Salim cruise Bey gemisi. Ay yok, Karayipler, Bahamalara falan gidenlerden mi? Çok yerlere gittik de isimleri hadi saymak istemiyorum. Ben bayağı bir şeyi çok merak dolaştık ettim. Bir saniye dur. Ülke isimlerini niye saymak istemiyorsun? Çok fazla çünkü ya. Tamam, Bahamalar, Karayipler var mı? Var. Hepsi var içinde de. Biz gemide olduğumuz için belli zamanlarda dışarı çıkabiliyorduk. E tabii siz nasıl için yani? Doğru. 5 yani, yıl. 5 yıl. Bir gidiyordun, ne kadar gelmiyordunuz mesela? 9-3 yapıyorduk. 9'a 3. Mesela 9 ay çalışıp 3 ay istirahat ediyorsun. Anladım. Yani zor zamanda iş. Ben burada yarışmada bunu size getirmek istiyorum. Jüriyeliği de yaptım ben uluslararası yarışmalarda. Hangi yarışma? Birazdan da Michelin yıldızım var paçanga benim diye söylerse şaşırmayın. Paçanga böreğiyle. Doğal adı paçanga böreğiyle. Yemekten anlarız, tadından anlarız, yapımını biliriz. Şimdi ben burada bu arada çok, çok mutlu fazla oldum böyle bir yarışmacım çok olduğu fazla, için. Çok fazla Halil Bey'in yorumlara katılmaya çalışmıyorum burada. Halil Bey çünkü yorum aldığı zaman tansiyonu çıkıyor Halil Bey'in. Doğru, tansiyon rahatsızlığınız var mı Halil Bey? Yorum yapmak zorundayız. Tansiyon var mı? Yok herhalde. Asıl tansiyon sizin gününüzde çıkacak Salim Bey. Ama 5 yıl cruise gemisinde şeflik, pizza ustası... 25 yıllık bir deneyim. Böreği. Evet. Paçanga böreği. Ben paçanga flexiymiş merak ediyorum. Mevsim salata. Ben de şeyi merak ediyorum. Siz bunu ilk başta bir izlemeye kesinlikle çalıştınız ya. Kesinlikle kabul etmiyorum ama. Ne? Bilginiz aşçı olsun. Aşçı olduğumuzu biz rastgele öğrendik. Bu şekilde jüri üyeliği yaptığınızı sohbet geldiğinde öğrendik. Burada, acaba siz gerçekten yemeklerinize güvenmiyorsunuz da. Hı. O günü tölere etmek için söylememiş olabilirsiniz sen. Ben bunu göğsümü gere gere söylüyorum çünkü ama ben aşçı olsam 25 sene yapmış derim ki en iyi sofra benim olacak. Şef tabağı nasıl yapılır göreceksiniz. Şov yapacağım derim. Çünkü 25 senelik aşçıyım ben. Şimdi ben bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyorum. Benden daha iyi kimse test yapamaz diyebilirim. Çünkü bu özgüvene sahibim. Ama siz o özgüvene sahip değilsiniz ve gizlemeye çalıştınız. O gün gelsin göreceğiz hep beraberce. İnşallah. Nazlı Hanım. İnşallah. İnşallah, inşallah. Bu arada mevsim salatamız geldi. Evet. Ana yemeğimiz neydi Halil? Fırın incek, heh, arpa şehriye pilavı. Kuzu incek, arpa şehriye pilavı. Hadi bakalım. Sanki karıştırmamışsınız. Salatı. Evet, günün talihli yarışmacısı Salim alıyor. Çeyrek altın çıktı. Ve çekilişimizde büyük turp Salim'e çıktı. Alkışlıyoruz, tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Maşallah Halil Bey, baltayla mı kestiniz? Evet, siz özel. Evet, maşallah. Çok güzel olmuş. Valla bak, benimki bir tık fena seninki değil de. Seninki biraz da bıçakla kesilmiş. Herkes bir takım hatalar yapacak, o kadarını tabii mazur görür müsünüz, görmez misiniz bilmem. 75 bin TL için geldiniz ve de hemen ne yapıyoruz? Başvuru adreslerimizi bir hatırlatayım ben sizlere. tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesabından bizlere ulaşabilir. 75 bin TL için siz de talip olabilirsiniz. Bakalım bu haftaya yeni başladık. Bu haftanın şampiyonu kim olacak? Pazartesi günü yarışmacımız Halil şimdi bize ana yemeğini getirecek. Peki Aytaç,
Senin yemekle ilgili geçmişin nedir? Var mı bir eğitimin? Yemekle ilgili bir iş yaptın mı hiç? Müzik öğretmeniydin ama hayatımın şu döneminde de işte 2 yıl Azerbaycan'da bir kafede bir şey yaptım. Veyahut işte kaç çocuğun var? Ev hanımı olarak mı daha çok yemek üzerinde tecrüben var? Oğlumu büyütürken 24 yaşında tıp öğrencisi bir oğlum var. Ay maşallah, tebrikler. Teşekkür 24 ederim. Ne kadar gençsin sen. Teşekkür genç ederim. Genç anne, ne güzel. Abla diyordur, annem demesin, ablam desin. İnanmazlar annesi olduğuna. Evet, öyle söylüyorlar genelde ama oğlum bu durumdan çok rahatsız. Onlar benim yaşlıyım, o yüzden öyle gösteriyorsun, sen genç değilsin falan diye hep öyle bir şey söyler. Bak sen şimdi tıp kaçıncı sınıf öğrencisi? 5. sınıf. Aa çok güzel maşallah. Ne yapacak uzmanlık alanı? Uzmanlık olarak şu anda açıkçası söylediğini söylemek istemiyorum. Ben, ama nöroloji uzmanı falan. Nöroloji uzmanı düşünüyor. Maşallah. Yani, gurur duyuyorsundur bir anne kesinlikle olarak. Kesinlikle. Ne güzel. Çok iyi bir... Sana doktor evladı olacak canım. Ne kadar zor. Ne zor ama değil mi ya tıp fakültesi? Zor. Biraz gergin dönemleri. Sınav haftası özellikle. Allah başarılar da versin. En iyi yaptığım şey diyebilirim. Oğlu. Kesinlikle. Tek çocuk mu? Evet. Allah bağışlasın. Sizinkine de. Onu büyütürken cümlemizinkine tabii ki yemekler. Şimdi ayrı mı yaşıyor şu senden? Şu an yurt dışında. Kendisi Azerbaycan'da okuyor, tıp okuyor. Evet. Azerbaycan'da benim bildiğim, yanlışsam düzelt lütfen, hemen hemen herkes üniversite bitiriyor. Çok önem veriyorlar eğitime. Kesinlikle öyle. Çok önem veriyor. Konservatuarları çok başarılı konservatuarları ki müzik öğretmeniymiş aslında, piyano ve müzik. Değil mi? Klasik Batı müziği mezunuyum. Klasik Batı mezunu, müzik mezunu. Çok güzel. Ne güzel. Yani yemek yapıyordum dediğim gibi. Annelikten ama gelen bir tecrübe. Evet, şu an yalnız yaşadığım için çok fazla yemek yapmak istemiyorum. Keyfim isterse yapıyorum kendim için. Ama yani yemeklerin tadından çok iyi anlarım, öyle söyleyeyim. İnşallah Azerbaycan mutfağından da lezzetler olur. İnşallah diyelim. İnşallah. Tabii öyle bir zorunluluğun da yok. Salih Bey'in gerçekten tuz problemi var. Yok, Salim değil. Salim'in ıspanak problemi var. Evet, Halil Bey'in. Pardon, çok özür dilerim Salim Bey. Halil Bey'in de tuz diyorsun. Evet. Yemeklerimiz gelse de biz de anlayacağız ama çok geciktiniz. Yani bu saate kadar herkes yiyor, biz bakıyoruz, yorum yapamıyoruz. Ayteş Hanım, habersiz yere konuşuyorsunuz yani. Tamamen konuşmak için konuşuyorsunuz. Teşekkürler. Ay çok yağlı yerlerini koymuşsunuz bana ve hiç yağdan hoşlanmam ne kadar. Direkt kuzu bütün incik olarak pişirilir. Porsiyonlamayı beğenmedim. Niye? Yine. Yani hani çok dağınık konulmuş bir pilav, özentisiz böyle. Dağınık değil pilavım. Pilavımı bizzat ortaya aldım. Ortaya almışsınız ve etrafı çok fazla boş duruyor. Hani böyle kenarına bunu koymuş olsaydınız, inciğinizi koymuş olsaydınız, öbür tarafına da yanına da böyle bir ne bileyim bir kasenin içinde falan ters çevirseydiniz pilavınızı. Kalıpla daha diyorsun. Düzenli, evet, kalıpla bir kase işte. Ters çevirseydiniz daha göze hitap ederdi en azından. Daha güzel görünürdü. Yani bu bir hani yatak olsaydı, kremalı bir şey olsaydı inciyi lap diye üstünüze koymanızı anlardım da. Ama bu bir pilav yani. Bir şekil vermeniz gerekiyordu. Sos değil diyorsun. Bu bir pilav değil. Sos değil. Pişmemiş yani. Bu bir pilav değil. Pişmemiş çiğ bu. Evet. Pilavı evet kesinlikle pişmemiş. Ya bir de şöyle bir şey oluyor genelde. Ana yemek yardımcı aynı tabağa yani koyuyorlar ya. Efendim pardon. Ana yemekle yardımcı yemek aynı tabak konuyor. Konmaması gerekiyor bence. Hı. Ayrı ayrı verilmesi daha... Ayrı mı verir? Bazı yarışmacılar öyle yapıyor. Ayrı bir kasede bir yani yerde daha bitiyor. İyi olması gerekiyor. Bunun yanına bir sos yapılırsa mesela çok güzel bir şey olurdu. Kuzu inciğin. Bir sos olmuş olsaydı... Bazı yarışmacılar da yapıyorlar. Tabii pilav da ayrı bir tabakta verilse çok ballı, iyi olurdu. Ballı soyalı falan tabii, soslar tabii yapan var. Güzel olurdu yani. Etin pişmesi iyi gözüküyor şu an. Geçen hafta burada yarışmacılar cacık yaptılar. Çünkü yarışmacı cacık diye getirdi ama çalışmıyor mu? Yoğurdu yoktu, sırf suydu. Burada da karabiber, tuz. Pardon, böyle mi servisi yapacaksınız? Şişeden kızlar, bugün şişeden içiyoruz. Aynen, şunu şu şekilde koymanızı beklerdim. Halil. Efendim Zuhal Hanım. Niye servis etmedin sodaları? Bizi sevmedin. Yani şu olur mu sevmedim?
Unuttum. Tam geliyordum, kendileri koymuş. Unuttum. Tamam. Hayır, şişeyi koydunuz ve gittiniz. Evet, unuttum ama. Tamam. Heyecan diyelim. Ama servis etmek. Yok, yapmamam gereken bir şeydi. Ya da şunu da sorabilirsin. Şişeden mi içmek isterseniz, bardağını evet. servis edeyim mi? Bazı müesseselerde konu. İstediğiniz evet. ekstra bir şey var. Kimisi dokunmayın, yok, ben kendim koyarım der mesela. Açmayın, ben kendim açarım diyen var ama bu kişiye bağlı bir şey. Vallahi tercihe bağlı bir şey. Onun için sorman lazım. Hemen yorum yap. Ay sen çok sabırsız. Daha evet. tabak geldi, ben yorum yapacağım dedi. Yedin değil mi yeterince? Yeterince yedim. Baktım. Dediğim gibi hani ne kadar yedin? Yeterince yedin mi? Yeterince yedim. İsterseniz siz de. Ben de dizi çekeceğim. 3 kaşık için. Problemi diye. Evet. Şöyle güzel hatırınız için bir şey daha alayım. Evet, benim. Normalde 3 kaşık tatlısı yapacaktım ben, biliyor musunuz? Aa. Tam masaya uyarmış. Tam. Tam. Evet. Evet. Şimdi hazırsın. Yani dediğim gibi pilav pişmemiş. Yani bu da aslında var ya şu şehriye pilavı yaparak. Bir tat bakayım. Hayır, pişmemiş. Benimki kesinlikle pişmemiş. Hatta şöyle göstereyim mi? Aynı bazılarına su bile geçmemiş. İnanın bazı tanelerine su aynı bile geçmemiş. Aynı tencerede pişiyor. Aynı tencerede ya iyice karıştırmamışsınız sen yeteri yemeğini, kadar. Yemek varken hı-hı. konuşmayalım ben ağzınıza. Ben yorumlayayım, siz bu sonra yemeğinizi savunursunuz. Savunacaksın tabii ki. Şöyle göstereyim hatta Zuhal Hanım isterseniz size de. Bazılarına inanın su bile geçmemiş. Bakın su. Kuruluğunu bile görebiliyor musunuz? Kameralar görebiliyor musunuz? O beklemeyle alakalı oldu. Beklemeyle İkinciye alakalı ama o halde ne yapacaktınız biliyor musunuz? Bir karıştıracaktınız, öyle servis edecektiniz. Dibi tutmasın diye bir tutam daha su koydum biliyor musunuz? Evet ama pişmemiş, almamış. Pişti. Ben pişti. Tabaktakine kurudu. Bakarım. Hani siz öncesine bakamam. Ya bak, bakın şimdi. Pişmemiş olsa evet diyebilirdim size. Ağzınızda nişasta tadı gelirdi. Sizin ağzınızda nişasta tadı gelmiyor. İyi de bu kuru pirinç geliyor. Pilavı değil ki şehriye. Bu, tamam. Bu şehriye bir kere yaparak hiç sıfır risk almışsınız. Sıfır risk. Yani bu pilav var ya bunun pişmeme ya da pişmiş gayet şeyi yok güzel. Yani. Peki olan Aysel Hanım izninizle ben devam edebilirim. Ama daha bitirmedi Aytaç. Sen daha eti söylemedi, salatayı su, daha pilavdayız. Evet. Yani pilavı kesinlikle beğenmedim. Tuzla da ilgili, etle ilgili etiniz çok güzel pişmiş. Pişimde hiçbir lafım yok. Ama sosu yetersiz, yine tuzu yetersiz, tadı yetersiz. Şu güzelim eti keşke böyle ziyan etmeseydiniz. Yemin ediyorum. Ziyan mı olmuş bu? Ziyan olmuş. Ziyan olmuş diyor. Asla. Yemin ediyorum ziyan yani etmişsiniz. Bakın. Şu koca incik yani bir de pahalıdır bilirim ben. Yani ziyan etmişsiniz. Sorma Ayşe'ciğim. Vallahi yani ziyan etmişsiniz. Salatayı da söyle hemen. Salatayı söyleyeyim. Salata yani mevsim salatası. Onda da yine beyefendi riske girmemiş. Şöyle söyleyeyim. Salatada mevsim salatası kaç çeşit deyip, var içinde? Kaç çeşit var? Valla şu anda sayamayacağım ben ama sayayım, var içinde. Yok ben kaç çeşidine bir şey demiyorum. Doğramış bunlar olabilirsiniz. Şimdi yıkanıyor. Siz oradan şey yapacaksınız ama şunu oradan demek şey istiyorum. Oradan şey yapacağım diye bir şey yok zaten. Hayır böyle bir oradan kendinizi yok. Savunacaksınız da şöyle bir şey söyleyeyim. Hani siz mesela mevsim şeye girmemişsiniz, riske girmemişsiniz. Salata fena değil ama etiyle pilavını beğenmedim Zuhal Hanım. Kesinlikle. Evet Aytaç, sendeyiz. Evet, şimdi dediğim gibi. Pilav keşke pilav olsaydı, olamamış. Olmak istemiş ama olamamış. Pilav gayet güzel kesinlikle oldu. Yorum yapayım sonra sizin. Tamam cevap veriyorum. Siz beni dinleyin. Bitirdikten sonra yorumunuzu öyle yapın lütfen. Bitirmenizi beklemek için ete geçtiniz. Pilava dediniz ki olmamış. Olmamış dedim. Siz neyi hepsine olmamış? Birlikte ben hepsini için yorum yapayım. Tamam. Daha sonra siz de cevap total bir cevap verin. Kendinizi savunursunuz. Şu an beni bölüyorsunuz ve konuşamıyorum. Siz bugün benim masamı bastırmaya gelmişsiniz. Yani tek biz, ben sizi bu. Hiç tanımıyorum. Yine dedim Halime beklerken Halil görüp. Menümde bir evet. tane hazır ürünüm yok. Doğru ama doğru. Önüm, tamam. Hafta içi hazır ürünle kim gelirse karşıma korksun benden Zuhal. Halil Bey. Hazır hocam. Ürün kesinlikle masada kabul etmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Direkt puanıma da yansır. Zaten. Halil Bey, çünkü size... benim menüm tamamen el emeği. Hiçbir şekilde şeyim yok. Farkındaysanız hemen köşesine çekildi paçanga böreğinden sonra besesi hiç çıkmıyor. Hiçbir şeyim yok. Yemeği pilavı yapılacak manipüle ediyorsunuz yorumu ama ya. Ama hiç yorum yaptırmıyorsunuz. Manipüle ediyorsunuz hanımefendi. Kesinlikle olmuyor. Onu çok saçma buluyorum. Neden yani hazır ürünle karşına gelmeyelim ki? Sen çarşaf böreğini yaptın da dört dörtlük mü yaptın? Yani sen çarşaf böreğini ister el açması yap, ister yufkayla yap. O da çok gereksiz bir özgüvende. Hazır olursa benden puanlarımdan korkun gibi gereksiz bir özgüvene girdi. Ama ben belki gayet güzel hazır yufkayla senden daha mükemmelini yapacağım. Bu tartışmaya açık bir konu tabii ki. Salim Bey paçanga böreğini hazır yufkadan yaparsa kesinlikle bir sıkıntı olur. Çok ciddi eleştiri alır Halil Bey tarafından ki haklıdır. Bu yarışmada hazır ürün kullanmak yasak değil.
Ben istersen bütün menümü hazır üründen yaparım. Ama önemli olan tat vermek, güzel vermek, sunumu düzgün yapmak ve üslubunca yedirmek. Hazır ürüne ben de karşıyım kesinlikle. Hazır ürün bence bir yemek yarışmasında hazır ürün kullanılmaz. Çünkü biz buraya hünerlerimizi, lezzetlerimizi göstermeye geldik. Umarım Salim Bey de paçanga böreğini hazır yufkadan yapmaz da bir el açması. Ondan da bekleriz yani, görmek isteriz. Ama hiç zannetmiyorum. Pilav olamamış, bunu söyledim. İncik güzel pişmiş. Tuzla ilgili gerçekten probleminiz var. Çok attım. Ailenizde tansiyon hastası falan mı var? Annem, böyle baba. Bir travmanız mı? Evet. Travma değil. Evet. Ha, evde travma. Tuzsuz pişiyor evet, herhalde. Yemekler öyle alışmış. 8 yıldır tek başıma yaşıyorum. Bu şekildeyim. O şekildesiniz. Evet. Peki yemek tadına hiç baktınız baktım. Mı kendiniz? Gerçekten baktım. Demek ki sizin damak tadınızda... Hayır. Bu şekilde kullandığım için. Hep de ama şimdi bu yarışma yani. Hayır. Sen öyle hayatında tuz hiç olmayabilir. Güzel de bir şey. Ama yani yarışmada bir tuz var. Gerçekten bütün yemeklerinde... Bir de şöyle bir şey. Bir tuzsuz, bir tek börekte oranlarıyla fena da alakalı olabiliyor. Bazı tuzlar mesela markadan markaya değişebiliyor. Gerçekten değişebiliyor. Ne bakın, kadar attığını görmediğimiz için bilemiyoruz tabii. Markadan markaya değişiyor. Bilmiyorum ki. Şu an duyuyorum. Tuzu bildiğimiz tuzu almadınız mı? Kaya tuzu, Himalaya tuzu, deniz tuzu falan mı kullandın yemeklerde? Sofra normal, tuzu mu? Buradaki tuzu rafine kullandım. Evet, ne olduğunu bilmiyorum. Buradaki ama herkes tuz. O tuzu kullanıyor. Tamam, buradaki tuzu. Ama şimdi bizim yarışmamızda herkes o tuzu kullanıyor. Yani şöyle yine söylüyorum. Kimisi tutturuyor, kimisi tutturamıyor. Keşke bir tadına baksaydınız. Pilav için olumsuz diyorum. Demiştin zaten. Yemek tuzsuz, pişmesinde sıkıntı sorun yok. Salata. Gayet güzel. Salata mevsim değil de soğan salatası olmuş. Niye? Soğan mı? Çok ağır soğan ve soğan. Hani nerede ya? Şöyle söyleyeyim ya. Size bakın. Yeşil soğanların özellikle bana gelmiş herhalde mi? Çok şanslıyım. Bunlar soğan. Yok bu soğan. Bakın böyle doğruyu var göstereyim. Taze soğandan bahsediyorum. Tabii soğan bunlar. Taze soğan. Kuru soğan değil. Sanki mevsim salatasında özellikle yerken ağzıma geldi. Ayıp olmasın diye çıkarmadım. Yani yutmak zorunda kaldım. Bak kadın neler yaşamış haberimiz yok. Evet maalesef. Yani sadece et için yani... Güzel pişmiş diyorum. Tuzu yok. Lezzet. Pilav olmamış. Etin lezzeti. Oraya geçiyoruz. Tuz olsaydı etin lezzeti olurdu yani. Tuz peki. Nerede? Ama tuz fena oldu. Değil. Güzel pişmişti. Ekledim ama yine olmadım. De alamadım. Ekledi. Karabiber de ekledi. Evet tabii. Her şeyi ekledim. Ve yılların aşçısı, kruz gemilerinin vazgeçilmez şefi. Şimdi yedi öldür. O gemide biz de olsaydık. Yedi öldür hakkını ver. Etin pişme oranı güzel. Evet evet güzel pişmiş. Çok güzel pişmiş çünkü ben riskli bir yemek. Tabii kapalı tabii, riskli. Pişiyor görmeden pişiyor. Çok riskli bir yemek. Mühürledin mi önce tencerenin dibinde? Tamam. İncik pişirmek riskli bir yemek. Evet evet doğru. Yalnız sizin tuzlarınızda sanırım bir sıkıntı var. Söyle de anlattı. Evet. Geçelim o safhayı. O yüzden gene tuzsuz. Pirinç pilavı arkadaşlarıma kadar zaten... Arpa şehriye bu. Arpa şehriye pilavı pardon kusura bakmayın. Evet. Pirinç pilavı, arpa şehriye pilavı. Pilavı ayırt edilemeyen bir şey. Yine. Ama yalnız pişmiş ona şey, iki renkli yapmışsınız. Peki pişmemiş mi pilav yoksa kurumuş mu? Doğru. Sizce pilavın pişmiş mi kurumuş? Bana göre pilavın pişmemiş olsaydı ağzınızda kıtır kıtır bence çiğ... Bence öyle zaten. Zaten öyle zaten. Zaten öyle evet. Kuruluğu hayır, için. Burada hayır, kuruluk yaşadım. Suyunu eksik koymuşsun bak, söyledim. Valla sana çok açık söyleyeyim. Üzgünüm sordun şurada, diye söylüyorum. Şuradaki gösterebilirim bak bembeyaz. Bir çatal aldım devamını yiyemedim. Evet, aynı şey. Yani gerçekten aynı. Bayağı takır tukur bir şey yani ama... Gerçekten anlayamadım pişmemiş mi yoksa kurumuş mu? Çünkü ikinci çatalda anlamam lazım anlayamıyorum yani. Suyu az gelmiş. Erken kapanmış. Suyu az geldi. Ya da suyu az geldi. Suyu az geldi. Peki. Etin pişme oranı güzel, tuzsuz. Salataya gelince salatada gördüğünüz gibi baltayla doğranmış gibi. Yok elimle doğranmış. Siz de balta esprisini tuttunuz yani ha bire şey yapmayın. Ha, böyle. Balta girmemiş kalın, bir yorumum ince, varsa ya da yorum. Salatanın tadı genel olarak yani. Orta. Orta. Peki orta, çok Nazlı değildi. Sendeyiz. Ben önce ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Buyurun, bu porsiyon abi. Olarak bu şekilde mi olmalıydı ya? Evet. Ben görselini çok beğenemedim yok, tabağın. Yok tam bu şekilde. Yani incikler, olması gerekenden... İncikler bütün olarak yapıyorum. Sen nasıl onu... bekledin inciği? Ya daha küçük bekledim aslında. Küçük. Çok büyük geldi bana. Orta boy. İncik böyle olur. Orta boy ama. İncik böyle olur. Orta boy. Ne önce yapıyorlar? Alüminyum folyo sarıyor belki hani bir süslemek tabii. için. Bir biberiye falan filan bir şeyler koydun mu? Koydum. Kekik. Kekik koydum, karabiber koydum, kimyon koydum, pul biber koydum. Maalesef kırmızı pul biber koydum. Hadi. Salçamı Manisa'dan getirdim, onu koydum. Hmm. Ama... Salçama kadar. Biber salçası annem yaptı bizzat. Aile.
ellerine sağlık anne. Hepsini koymuşsunuz. Evet. Tuz koymadığınız için tuz da koydum. Hiçbir tadını alamıyoruz. Tuzu eksik. Salça zaten tuzlu. Ev salçası zaten. Evet, şimdi salçaysa da korkmuştur tuz koymaktan. Evet. Peki beğendin mi? Ama tadı pişmesi bakmış, güzel. Tadı yani güzel. Eti beğendim. Eti beğendin. Arpa şehriye pilavımız. Eti pişmesi nasıl? Bundan bahsediyorum. Güzel diyor. Söyledim, ha, beğendim. Dinlemiyorsun ki, beğendi. Eti beğendim. Eti afiyet olsun. Pilavı beğenmedi. Ama pilav kesinlikle dedikleri gibi diri ve pişmemiş yani. Bu pilavı pişmiş diyemezsiniz. Pilavı pişmemiş. Işte. Tuz sorunu pilavda da var. Mevsim salatası da olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi. Peki bakalım tatlı nasıl? Ne tatlısıydı? Kazandı bir. Asıl. İddialı. Yalancı şuna. Kazandı bir değil. Ali'nin kazandı birisi değil Zuhal Hanım. Bravo, bravo. Alabilirim. Şöyle bakayım. Çünkü böyle klasik Türk tatlılarında biz tatlı. Orijinalini görmek istiyoruz yani. Evet, da ne olur ne olur. Tatlı. Yani şefimiz de iyi bilir, risklidir. Herkes girmez sütlü tatlıya. Öyle midir şefim? Ha? Şefim daha pilavla şehriye pilavına ayırıyor. Şefimiz dedim daha pirinç pilavıyla şehriye pilavına ayıramıyor. Nasıl ayırsın? Pilav dedik, oradan yürümeyin tamam. Ne yapalım pirinç yani oradan dedik, yürümeyelim, buradan yürümeyelim. İlla ki siz ben bizi bu beklentiye soktunuz ama. Bizi şaşırtabileceğini düşünüyorum. Çok sessiz kalmışsınız. Çok ne demişler? Sessiz atın tekmesi nasıl? Sert pek olur. Pek olur, evet. Merak ediyorum çünkü dediğim gibi ön yargılı olmak iyi bir şey değildir. Sizin yemeklerinizi merakla bekliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Umarım gözümüz ve karnımız doyar. Salim bundan Bey buradan da göreyimden sonra sanırım Aytaç gerçekten bir spiker edasıyla muhteşem. Ben buradan birinin de sesine benziyor bir kadın spiker haber spikerinin kime dur bulacağım birazdan. Öyle bir tınısı var değil mi? Evet evet. Yani hani Azerbaycanlıydınız değil mi? Azerbaycanlı. Evet, gerçekten Azerbaycan. Azeri değil, Azerbaycanlı. Ama gerçekten Türkçesi falan çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun Aysel Hanım. Menümü kıskandılar, şu an kuduruyorlar, tamamen kuduruyorlar. Pilavım evet olmamıştı, kuruydu ama savunmak zorundaydım ve sonuna kadar savundum. Evet, kazan dibi mu acaba? Onu bir yaktırmak değil mi? Şekerledi mi, kazıttırdı mı, nasıl yaptı? Yakmak, şekerleme, kazıtma. Evet, evet diyor, öyle mi Gürbüz? Zuhal Hanım sadece dibini yakmak için 20 dakika uğraştı. Ne diyorsun? Bravo. Vallahi Halil. Buyurun katıl Zuhal Hanım. Ya her ne kadar tabii ki yemekte hataların olsa da ben söylüyorum uzun süredir haftaya bu kadar iddialı başlamamıştık. Yani bir menüde hem kazan dibi hem incik hem çarşaf böreği. Bakmayın kolay yemekler değil ama hatalar yok mu? Var. Sen bu pilavı nasıl böyle yaptın ben hala oradayım. Ne yaptı pilavda ne hata yaptı Gürbüz? Yaptı bir şeyler. Pişmediğini söyledim Zuhal Hanım. Bak söylemiş adam sana Gürbüz söylemiş ya. Hani Gürbüz bile anlamış. Su ekledi ama suyun az olduğunu da söyledim. Şimdi su ekledin ama olmaz ki. Sonradan pişmiş aşağı su eklenmez zaten. Değil mi şefim? Evet atasözü de var doğru söylüyorsun Salim Bey. Su eklemiş olur. Sıkıntı olmuş pilav hiç olmamış. Pilav suyu hiç olmamış. Çekmediği için şişmemiş bile. Aman aman kazan diplerine bakın. Dibini çıkarıyor Zuhal Hanım. Aa dibini gördük. Kazan dibini. Özel ustaya gittim. 4 gündür 10. kazan dibi yapışım. Ne diyorsun tabii. Ya? Gel ben zorlamasaydık. Vallahi keşke. Helal yo. Olsa. Madem yapalım. İnada bindi olay. Nesi zorlama adam? 10 gündür ya. Yani. Böyle mi algıladın Aysel? Adam hazırlıklı geliyor o kadar zorlamasaydınız diyor. Hayır 10 gündür hani sürekli gidiyormuş ya bildiğiniz bir şey yapsaydınız. Hayır teknik adamı öğrenmek için en son cumartesi günü bir ustaya gittim. Ay kaldı mı böyle yarışmacılar ağlamak istiyorum. O yüzden bu yarışmaya katıldım zaten. Daha evvel hayatında hiç yapmadığı yemeği evet. Denemeden buraya gelen var. İlk evet, burada deneyen. Evet gördüm. Ya en azından ve Müslüman evinde bir kere yap. Doğal ya. Hanım şefim diyenler de hazır yukayla paçanga yapıyor işte ne yapacağınız tabii. Ah oraya hiç girmeyelim. Ama flexi paçanga. Ama şimdi öyle hazır yukka telaffuzu çıktı mı benim ağzımdan? Çıkmadı. Halilciğim. Ben size söyleyeyim, söylemiyor ama ben hissettim. Yani tahmin çıkmadı, ediyorum. Çıkmadı, çıkmadığı için siz Paşan şimdi konuşursunuz. Paşandayı el açması yufkadan yapacak bu adam. İcraatı ben bir yaparım. Bir ilk yapmış olacak. Beklemiyorum, hislerim de çok kuvvetlidir. Hazır yufkadan yapacak. Bu sefer yanılacaksınız büyük ihtimalle. İnşallah. Nazlı, sen iddialı mısın? Çok. Nereden bu iddia, nereden geliyor? Sebebi nereden ne? Nereden gelmiyor? Sakladığım bir geçmişim de yok. Hah, yani şunu yani söyle bana. Yani 25 yıllık bir aşçılığım da yok. Tabii ki. Yani ama hepimiz yemek yapıyoruz. Herkes kadar herkes yapıyor. Hani evet. Kimi insanın yemeğe özel bir ilgisi, merağı vardır ben da. Ben kesinlikle elimin ekstradan lezzetli olduğunu bak, düşünüyorum. O çok önemli. Evet. El lezzeti el, yoksa el ağzınızı kuş tutsanız olmuyor bu iş.
Teşekkürler. Tatlı krizim geldi onun için. Yani rulo bekliyordum. Ben beni çok sevdi. En sevdiğim İzmirli şeye kardeşim. Geldik. Tatlıyı çok severim. Bir titriyecek bu. Çok iyi de anlarım tatlıdan. Kaç kere yapmıştınız Halil Bey? Bugün 10. oldu. 10. yaptıysan mükemmel bir şey olmuştur inşallah. Denemelerin arasında en başarısı umarım budur. Şimdi Zuhal Hanım'a bu kadar küçük bir parça verilirken Nazlı Hanım'a niye yarıyor? Küçük mü? Çünkü neresi? Bana Nazlı iki dönüm arazi vermişsin. İki dönüm arazi vermişsin. Çok az verdi. Nasıl? Hiç bir parselasyon yaptır oraya. Öyle satılmaz büyük. Parsel, beni zayıf parsel, görmüş olabilir. Bu üzerindeki sadece şeker mi karamelize ettiniz? İçine ekstradan bir şey koydunuz mu? Bu şekeri karamelize edin. Çentik dedikleri var ya, çentik. Tepsiyi sadece parlatmak için. Ne koydunuz? Ya. Yağ ve? Çentik. O da çentik. Aynen. Tepsiyi parlatmak. Yağ ve şekerle yapılıyor. Şekeri de çok az yani. Fincan, kahve fincanı. Başka Halil Bey fıstığı bol buldunuz galiba. Fıstık değil. Onu da İzmir'den getirdim. Bezelye gibi geldi. Ve bezelye mi? Tespiti sen fendi. Ben öncelikle üzerinden yedim ve tuzlu. İzmir'den getirdim. İzmir'den getirdim. İçerisinde tuz var bunu Zuhal Hanım. Rica ediyorum bir tadabilir misiniz? Tadayım tabii, seni mi kıracağım? Tuzlu sağlık Halil. Tatlının üzerinde tuzlu var. Tebrik bu ne böyle? Orada koymuş arkadaşlar ama. Arkadaşlar orada koydukları için. Kapalıydı ben getirdim. Ben yine hemen yorum yapmak istiyorum. Kapalı getirdim. Dur dur. Yok kapalı getirdim ama. Bu büyük bir fıstık değil. Ama kendi getirmiş fıstığı. Kapalıydı. İzmir'den sen getirdin. Evet. Ya buna arkadaşlar bir... onu küçük küçük kafelere bu koyuyor ya. Bu kesinlikle evet. Fıstık değil, tuzlu bir şey. Anlayamadım, bezelye midir? Çekilmiş bir bezelye sen midir? Sen nereden aldın fıstığı? Normal kuru yemişçiden. Fıstıktan tek başına bir yesenize. Bence evet. Sırf fıstığından yiyin. Bazen böyle tuzlu ucuz yapılsın fıstık diye bir bezelyeyle falan karıştırıyorlar ya. Öyle bir şey mi yapmışlar hayır, acaba? Fıstık. Seni kazıklamışlar. Normal kendi yani fıstıkçımdan aldım, keşke aldım. Hayır, hayır fıstık ama tuzlu fıstık. Adama da bir şey demek istemiyor ama tuzlu yani. Fıstık evet, herhalde. Tuzlu fıstık. O kadar sevgilisiniz yani. Ki fıstıkçınız da size bir nasıl söyleyeyim ne yapmış derler. Yani, ben fıstığından yememiştim sen söyleyene evet, kadar. Evet. Yemez olaydım. Niye yaktın bizi de Aytaç ya? Ama fıstık değildi. Çok, bence bayat da mı biraz ağırlaşmış fıstık, sanki tadı. Sadece fıstık değil. Başka fıstık bir şey var onun içinde ya. Başka. Karıştırmışlar. Şimdi her zaman aldığı yerdenmiş de. Tam tatlı yiyeceğim. Ama fıstık da böyle olmaz. Geniz yaktı. Geniz yaktı değil mi? Yaktı. Sen evet. Bir tatsana. Tek yiyince evet. Sana da değil mi? Bayat geliyor. Bayat, bayat. Sana da bayat geldi. Bence bayat. Tuz geldi mi? Her şeye bayat. Tuz koymuşsunuz. Koymanız gerekmeyen şeyleri de getirip tuz, bayat tuz koymuşsunuz. Abi. Yok yok. Tuz bayat. Ama bir de evet bir tuz tadı gibi de bir değişik. Neyse çözeceğiz. Bir de fıstığınızın içinden kabuk da çıktı. Ayırdım. Şaka. Evet. Nerede? Çok küçük. Şöyle çıkarmak zorunda kaldım. Salim hadi baksın. Şöyle Salim Bey. Evet kabuk. Fıstık şöyle. Seni patlattı Halil. Evet. Neyse olsun. Tatlıya yönelelim. Tatlı yönü. Bu sefer arkadaşlar yapsın hep sabırsızlıkla. Peki, sağ beğendim. İlk beğendim. Afiyet olsun. Nazlı. Çok güzel olmuş. Beğendim. Tatlı olmak. Güzel olmuş. Beğendim. Bence dibi de... Güzel. Dibini kalıp şeklinde çıkardım. Tepside evet, de yok. Evet, evet. Ben sadece şey olarak, rulo olarak gelmesini tercih ederdim böyle. Ama bu servis... Sarmanı bekliyorduk birazcık ama daha. Ama kısa zaman ya da... Evet. Onun için yetişme. Onu böyle... Ay, elinde... Hayır, hayır. Dur, şeyle, şeyin de vardı. Spatulayla böyle tutup tamam. Kesip spatula, böyle rulo yapılıyordu. Kırılır. Zamanım daha o kadar. Fıstık hariç. Tırnak arası fıstık hariç. Harika olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Güzel. Evet, bende yorum sırası. Maalesef ben arkadaşlara katılamayacağım. Neden? Şimdi karamelizesi sanki bana... Böyle hem kalın, böyle kalın sanki da. Unla karıştırılmış da karamelize. Evet, aslında. İnanın bana şöyle nişasta kek şeyi bakın. Olur ya, kalıplaşır ya karamelizesi. Şey, aynı o şekilde. Muhallebisin, aslında döktüm. Hiç kalıplaşmamış, kazıya, 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 kazıya gibi duruyor. Çıkardım. Kıvamını da beğenemedim. Bunun biraz daha koyu olması gerekiyordu. Ha, şöyle o, şimdi diyeceksiniz ki zamanla, evet, ama zamanla. Onu risk siz aldım. Ayarlayacaksınız. Tamam, risk aldım ben. Ama hayır, onu risk siz de, ayarlayacaksınız. Çok büyük risk. Şöyle risk. Kaç tane ustaya sorduysam dedi ki, sen dedi niye böyle bir şey? Can şimdi daha iyi olabilir miydi? Daha iyi, her şeyin daha iyisi vardır. Daha iyisi mutlaka var. Ama şimdi bu da hani olmamış, beğenmedim diyecek kadar kötü bir kazan vermeyi. Ben bu cevabı kabul etmiyorum. Kesinlikle ama verdi. Diyemez. Yedi. Dedi. Diyememesi lazım. Ama dedi. Kabul edecek. Bir de puan verecek üstüne üstlük. Hazır mısın? Hadi gelsin puanlar. En düşük 7 bekliyorum. 7'nin altındaki puanları asla kabul etmiyorum. Kesinlikle saymıyorum. Çok büyük olay çıkartırım. Yani ilk günün yarışmacısıyım. Risk aldım. Yani büyük risklerle mücadelemi verdim. 7'nin altında kesinlikle beklemiyorum. Evet, ilk gün yarışmacımız Halil'in yemek sunumları, tadımları bitti. Eksiksiz bir menü sunumuydu.
servis sürelerini aşmadı, tadamadığımız bir yemeği olmadı, masası da tamdı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 3'ten başlatıyoruz puan vermeye ve 10'a kadar da yolu var. 3 ile 10 arasında bir puan yazmanızı rica ediyoruz sizlerden. Buyursunlar, sizler açın, birbirinize bakmayın lütfen puanlarınızı yazarken. Kulağınız bende olsun, sizler düşünüp yazarken ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak tavukluğun çorbasıyla başladık. Sonrasında ara yemek olarak ıspanaklı ve tulum peynirli çarşaf böreği, ona eşlik eden bir yoğurtlu semizotu mezesi vardı. Ana yemek kuzu incikti, ona arpa şehri pilavı ve mevsim salatası eşlik etti. Son olarak da kazandibi tatlısıyla bugünü tamamladık. Sizler de puan vermeyi tamamladınız. Fakat tamam olmadığını düşünen olabilir aranızda. Bugün ilk gün. Haksızlık olmasın. Bütün hafta sizden beklentimiz hakkaniyetli, adil puanlar vermeniz. Tabii ki yarışmadır. Hatalar olacak. Puan kırılacak yerler de olacak mutlaka. Bugün de vardı. Ama ola ki ilk günün heyecanı, şaşkınlığı, şudur budur dersiniz. Eğer puanını değiştirmek isteyen varsa bu hakkını şimdi kullanabilir. Var mı puanında emin olmayanlar benim söylediklerim ışığında? Herkes tamam mı? Tamam. Ne güzel, tamam. O zaman yarışmacıma dönüyorum ve soruyorum. Halil, senin beklentin nedir bugün için yarışmacılardan? Doğru, evet. Dedikleri gibi arkadaşlarım, bazı aksaklıklar oldu. Tuzluğum olacak eksik. Canım, herkesin evet, olacak tabii ki. Eksik olabilir ama yani 7'den aşağı kesinlikle beklemiyorum. Eksik menüm yoktu. Çok uğraştırıcı menüm vardı. 2 kere kaza geçirdim, 2 kere geçmiş kaydım. Olsun. Yani geçmiş. Çok teknik hatalar yaşadım. Yandım ettim. Yani çok koşturmacalı bir menüm vardı. Basit bir menüm değildi. O yüzden değil. Yani ona göre herkes puanını verdi. 7'den aşağı beklemiyorum diyor Halil. Kesinlikle. İlk olarak Aysel Halil'e kaç vermiş? Haftanın ilk puanı geliyor. Evet Aysel, aç tam karşıya doğru ve yüksek sesle söyle bize puanını. Puanım 6. 6. Kapatabilirsin. 6 mıydı peki? Evet, 6. 6 mıydı evet. Peki? Çorbanız bu menünün ağırlığıyla 6 mıydı? Evet, 6. Ben zaten fark ettiyseniz tamam. Söyledim, dile tamam, de ben başka bir şey zaten istemiyorum. Hayır, ben ifade etmek istiyorum. İstemiyorum ben. İstemiyor, yorumunu yo, istemiyor. Yok, istemiyorum, yorum istemiyorum. Aldım. Menünün ağırlığına göre puanlamadınız. 7 çeşitim vardı. 1 puandan ben verseniz... Ben beğenmedim, lezzetleri yerinde değildi. Ben neyi de ona göre puan... Ben böyle ola, hiçbir şey beğenmediğine göre gene fena vermedi kendi yani, yorumlarına bence göre. Yani bence de, emeğinize verdim zaten. Ben daha düşünecek diye korkmuştum. Ha bu da tabii ki sen hak etmediğini düşünebilirsin ama... Sanki beğenmedi gibi. Hayır, neyse evet, beğendin diye şey... soramıyorum. Çünkü sen yorum istemiyorsun. Yorum saygı duyuyorum. Peki. Aysel konuşmanı istemiyor yarışmacımız. Bakalım Salim'den kaç puan gelecek? Evet Salim, sen de paylaşır mısın lütfen puanını? Çok merak ediyorum ya. Kapatın Salim. Söyle. 6. Harika bir tatlı dedim. Demek ki 6. Zaten tatlıdan kazandığınız puanlar. İncik. Bir de incikten. Tamam kapat. Geri kalan tuz oranı ve diğer börek, pişmemiş böreğim, pilavımızı söylersek. Evet, beğenmiştim. Tatlıya bayıldın. Altıları düşük buldum. Ne yalan söyleyeyim. Düşük geldi bana altılar. Yani benim gözlerimde gününüzde göreceğiz Salim Bey. Yani ben kesinlikle burada hazır ürün geldi. Direkt bende 0 bilginiz. Nasıl isterseniz onu yaparsınız. Başım gözüm üstüne olur. Üçüncü puan Aytaç'tan geliyor. Evet Aytaç, senin de puanını merak ediyoruz. Benim de puanım 6. Aa. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Hakikaten üçüncü altı. Şaka gibi. Kapatabilirsin. Neden dersin? Neden diyeyim mi? Sorayım mı? Yorum yapmasın. Gerek yok ki. Gerek yok. Beğenmedi herhalde. Ama yorum yapmak zorundayız yani. Siz niye şimdi şey yapıyorsunuz Halil ki? Halil Bey, bakın dediğim gibi bayağı iddialı bir menüydü. Evet. Ben beğenmiş olsaydım her yemeğe 2 puan verecektim. Sizi de gününüzde göreceğiz. Elbette. Herkes korktuğu için, korktukları için bu puanları verdiler. Başka hiçbir şey değil. Çünkü herkes kendi gününü düşünerek bu puanları verdiğini adım gibi biliyorum. Başka hiçbir şey değil ama gününüzde görüşeceğiz. Soğanlar hala ben midemi size, yakıyor söyleyebilirsiniz. Ben size başka hiçbir şey demiyorum. Hepiniz vallahi korktuğunuz için bu puanları verdiniz. Valla ben beğenmeme göre gayet puanınızı güzel verdim. Hak ettiğiniz puanından fazlasını verdim. Hepimiz o da emeğinize fazlasını verdim. Evet, emeğine verdim. Fazlasını. Çünkü terliyordu beyefendi burada koşturuyordu. Ben de ona verdim. Zaten beğenmediğimi de dile getirdim. Siz benden yorum istemediniz. Emek var demek istedim ben. Anladım. Beğenmedim. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Siz de terleyin, siz de alın puan.
Terlemeye almış. Bu masada terlemeye puan. Ben terleyen bir insan değilim. Öyle bir yapamıyorum. Ama giren terler hanımefendi. Dermişim. 7 çeşitte geldi. 7 çeşit ama. Evet. Ufak ufak çeşitler aynı sabah servis yapıyorsun. Ya şey de önemli değil Halil. Yani kaç çeşit olduğu da önemli değil. Hangi tabağa koymuşsun? Uyum önemli, geçişler önemli. Nasıl sunduğun, nasıl pişirdiğin, her şeyden önce lezzet. Yoğurdu. Yoğurdun sana. Lezzet. Hayır tabii ki çok emeğin var ama emek neticesinde yemek olmayabiliyor bazen maalesef. Halil Bey ben sizin sunumlarınızda tatlarına kadar beğenmediğimi zaten ifade ettim. Ben düşünmüyorum. Son puan geliyor. Bugün için Nazlı'dan. Yarın ben vicdanıma Manisa'ya gönderiyorum. Öyle geliyorum. Gönderme. Yok gönderiyorum. Gönderme. Ben burada rahat dört kafamı yatsa. Biz onu ağırlarız vicdanını. Yok yok yok. Ben vicdanımı gönderiyorum. Allah, ben o şekilde geliyorum. Yapma yapma. Sen öyle yapma. Ben tarafımdan sıkıntı yok yani. Allah insanın önüne getiriyor yaptığın iyice kötülüğü. Ben sana öyle söyleyeyim. Ve hep bu yarışmada hak eden kazanıyor. İçiniz rahat olsun. Evet. O konuda herkes rahat olsun. Evet Nazlı. Görelim puanını ve duyalım. Hadi Nazlı, umutlar sende. Yeah. İşte. Teşekkür ederim. Doğru evet, puan. Ben doğru puan. Doğru. Sen herhalde pilavdan kırdın. Evet. Değil mi? Çorbadan kırdım. Tamam. Bir de pilavdan, çorbadan kırdım. Başka neden kırdım? Etten kırdınız mı? Yağlı demiştiniz. Evet, biraz yağından kırdım. Nazlı ama ben Hanım, sofra düzenine de yarım puan vermek istedim. Yok, doğru puan. Şey verdim. İncikten kırdınız mı? İncik'in pilavından kırdım. İncik'ten kırmadım. İncik beğendi. İncik gayet güzeldi. Ki evde herkes beğendi. İncik zaten. İncik güzel. Sadece pilavından. Normalde tamam, benim için ana yemek 2 puandır. Hı-hı. 1 puan verdim. Ara sıcağı o şekilde verdim. Tatlına verdim. 3 puan oradan. Bir de çorban sadece kıvamı bir tık şey olduğu için sofra düzenine yarım yarım birleştirdim. Yok, yine söylediklerine paralel bir puan geldi. 1 puan da ona verdim. Oruydu. Evet, eline emeğine sağlık sevgili Halil. Çok haftayı güzel açtık diye düşünüyorum. Bence bakalım de yarın neler olacak, merak ediyorum. Yarın dört gözle bekliyorum. Ve seyircilerimize iyi akşamlar diyelim mi? Silkelenmiş olarak geliyorum ben. Silkelenmiş ve vicdanı Manisa'ya gitmemiş bir Halil. İnşallah öyle olsun. Yok, hadi iyi akşamlar. Hakkaniyeti hakkını vereceğim. Hadi iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar o zaman.